peki? Tankut ne bekliyor bizim düğün kasetinde? Hiçbir şey göremeyeceksin Tankut. Bana hiç öyle gelmiyor. Ay sana inanmıyorum Tankut. Sen de bunu yaparsan... Şşt. Dans müziği başladı. Aa, düğün kaseti mi izliyorsunuz? Niye bana haber vermediniz? İşte sempatik çiftimiz piste ikinci kez geldi. Ay Semih ne küçükmüş o zaman. Hiç de küçük değil. Eşek kadar. Ne? Tankut. Ne yalan söyleyeyim, sizi çok yakıştırmıştım o zaman. Benim oğlum kimle dans etse yakışır zaten. Ben göreceğimi gördüm. Size iyi günler. Ay Tankut, iki dakika daha beklesin. Tankut, güzel yeri geliyor. Tankut buraya gel. Tankut. Dur bekle diyorum. Tankut. Anne, o zamanlar ne kadar zayıfmışsın. Sen de o zamanlar daha saygılıydın sanki. Kadir, gel bak düğün kasetini seyrediyoruz. Düğün kasetimiz mi? Evet. Bak, beni öptüğün sahne geliyor. Düğünün en güzel anı. Seni öptüğüm sahne mi? Hayır. Bitti, Ümit ortayı yaptı. Kadir. Hulya. Zaten düğün orada bitiyordu Hulya. Bitmiyordu. Daha takım erasimi bile başlamadı. Ay benim en sevdiğim yer de orasıydı. Ay, bunu nasıl yaparsın ya? Bunu nasıl yaparsın? Düğün kasetin üstüne nasıl maç çekersin Kadir? Ne yapayım Hulya? Sen de kaseti orta yerde bırakmasaydın. Karışmış işte. Defol. Senin nerede bu dombili? Kasaba kadar gitti gelir birazdan patron. Hı. Yoksa tüketici köşesinde kötü bir yazı mı çıktı? Yok patron, ben sabah hepsini okudum. Hiçbir şey yok. İyi. Rafi, gel buraya. Brainstorming yapacağız. Ne? Beyin fırtınası diyorum, beyin fırtınası. Cevaplanması gereken sorular var. Geç kalmadan bir an önce cevaplamalıyız. Gel buraya. Tamam. Peki patron, bunun için para alacak mıyım? Neyin için? Brainstorming'i. Bilmeyeceksin, beleş yapacaksın. Allah Allah, dinle beni. Bak şimdi Rafi. Diyelim ki senin çok yağcı, çok gıcık bir kardeşin var. Evet. Bu kardeşin durup dururken aniden apansız bir şekilde Almanya'dan çıkıp geliyor. Evet. Geldiği günün hemen ertesi gün, yani tırnak içinde hiç vakit kaybetmeden babasını ikna ederek memleketlerindeki evi satmaya götürüyor. Evet. Neden Rafi? Ha? Neden? 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 Oldu abicim, tamam. Tamam canım. Ay hayır abi, yok Sarkan falan, Allah Allah, 100 kez sordun sen de ha. Tamam canım, hadi bay bay, bay bay. Gördün mü, abim Kanada'da. Oh, enteresan. O halde sizin birlikte olmanızı istemeyen başka birileri var. Evet ama çok beklerler. Beni öyle gözüm patlatarak falan defneden vazgeçiremezler. Merak etme Muzo, ben de vazgeçmem zaten. Ay ay, bakayım bakayım bakayım. Çok acıyor mu? Ay, ay dur ben tutayım, dur. Dur diyorum. Bulamadım patron. Niye olabilir ki? A para için, B para için, C yine para için. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor çünkü. Ama kardeşini Almanya'da iş iyi. Yok.
Ben o kadar emin değilim Rafi. Çünkü Semih'in eylemlerinden küçüklüğümden beri hep şüphe duymuşumdur. Niye? Çünkü o babamı kandırmaya çok küçük yaşlarda başladı. Nasıl? Nasıl mı? Karne günleri bizim evimiz kesif bir şekilde çamaşır suyu kokardı. E'si Semih çamaşır suyunun karne üzerindeki notları sildiğini benden çok 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 önce öğrenmişti. Kardeşin elinde karnesi burada beni bekliyor. Sen beyefendiyi sokaklardan topluyoruz. Geç otur şöyle, geç. Semih, ver bakayım karneni. Aferin benim güzel evladım. Hepsi on. Al bakalım karneni. Hadi. Şimdi doğru oyun oynamaya. Hadi. Ben şimdi abinle ilgileneyim biraz. Ver bakalım karneni. Ver! Bu ne bu? Ha? Bu ne? Şuraya bak. Yine spor tadı gibi bir karne getirmişsin. Çocuklarım hallederiz baba. Halledermişiz. Sus! Beceriksiz, 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 beceriksiz. Karne günleri bizim evimiz hep çamaşır suyu kokardı Rafi. Ama bunu bir türlü ispat edemedim. Kulağa çekilen hep ben oldum. Çok büyük geçmiş olsun patron. Çok sağ ol Rafi. Mesela Semih'in üniversite diplomasını bizim aileden bugüne kadar hiç kimse görmemişti. Yok mu yani? Var diyor. Ama Almanya'daki iş yerine verdim diyor. Babamı buna inandırmış olabilir. Ama beni asla inandıramadı Rafi. İnanmayacağım da. Almanya'da nerede çalışıyor? Bir yer ismi verdi ama telefonla asla ulaşamıyoruz. O babama çok yoğunum diyor. Babam o okumuş çocuk diyor. O ben sizi ararım diyor. Babam o okumuş çocuk diyor. Babamı ikna edip evi satalım diyor. Babam yine o okumuş çocuk diyor. Ama yemezler Rafi. Bu işin içinde bir bit yeniği var. Onlar gelmeden önce bu işi çözmeliyim. En iyi ihtimalle babamı başıma saracak. Ama çok daha kötü bir ihtimal var. Neymiş o? Hem babamı başıma saracak, hem de ev parasını alıp sıvışacak. Gördün mü anne? Bir haftada hem evi sattık hem bütün eşyaları. Sizi de böylece İstanbullu yaptık. Ya göreceksiniz. Bir pazarlık, bir pazarlık yapıyor ki 60 milyarlık evi 65 milyara sattı. Ne de olsa okumuş insanın hali başka oluyor. Güzel evladım benim. Aslan evladım benim. Bize gitmeden buralardan yeni bir ev alırsın değil mi? Buralardan mı? İstanbul'un çok daha güzel yerleri var. Mesela Polonezköy gibi. Olur mu kızım? Yakın olsun da sık sık gidip gelelim birbirimize. Para nerede baba? Yatırsaydın bari senin hesaba. Yo, nakit aldık. Trink para. Herhalde. Bu devirde nakit çalışacaksın. Ne demiş ünlü bir Alman düşünür? Olmaya devlet cihanda bir tutam nakit para gibi. Kimmiş bu ünlü Alman düşünürü? Goethe. Aa, o ne biçim isim öyle? Çocuğun ne suçu var? Babasının kabahati. Çocuğuna doğru düz isim koysaydı. Atıyor anne ya. Üstelik o laf bizim Kanuni Sultan Süleyman'ın lafı. İçinde de nakit diye bir şey geçmiyor. Ne yapsaydık abi?
evi verip sikke mi alsaydık? Bakın Kilios tarafı falan da güzel aslında. Kilios çok uzak anne ya. Nasıl gidip gelecekler? Sen karışma bakayım Ceren. Bence ev almakta o kadar acele etmeyin. Abimlerin evi yeteri kadar geniş. Kalın bir süre daha burada. Tabii. Hem abimler de alışmışlardır size. Böyle birdenbire ayrılık olmaz. Alışırız canım. İnsan neleri alışmıyor ki? Zaten şu sıralar İstanbul'da emlak piyasası çok yüksek. Bahara kadar bekleseniz iyi olur. Bakıyorum da bir haftada İstanbul emlak piyasasının nabzını çok iyi tutmuşsun kardeşim. Tutar tabii. Çocuk babasının geleceğini düşünüyor. Yaşlılığını düşünüyor. Sen ne yapıyorsun? Ağustos böcekliği yapıyorsun. Pardon telefon. Kusura bakmayın. Ben bir su içeyim. Otur öyle. Belki çocuk özel görüşü alır. Otur. Peki baba. Hallettik oğlum, hallettik. Açıyoruz kulübü. Sadece pederin paraları güzellikle elime sayması kaldı. Evet. Bana bak. 6 ay kar falan beklemek yok ha. Önce Moruk'un parasını ödeyeceğiz. Ondan sonra cebimize para girecek. Ne de olsa Moruk'un 30 yıllık birikimi var. Olmaz. Önce onun parasını ödememiz gerekiyor. Şişt, kapat artık. Kapat. Yarın geliyorum. Yarın oradayım. Çüz. Kimdi o? Helga, yengen. Bu kızla ne zaman konuşsam içime acayip bir ateş kaplıyor. Kız sanki bir enerji drink. 5 vodka 5 şeker abi. Yılışma, sırlaşma. Bu aşk, bu yazan damgasını vuracak. Bu be oğlum, biraz daha kalsaydın. Aman anneciğim, sen bu Almanları bilmezsin. Bir gün geç kal, fabrikanın tavanına kulaklarından çivilerler adamı. Kudret, biliyor musun? Bu akşam gidiyormuş. Ne? Bu kadar çabuk mu be güzel evladım? İznim bitti baba. Yoksa ister miyim sizlerden ayrılmayı? Elimde değil. Oğlum, ben sana daha kız bulacaktım ama. Anne... Sen bu işlere kafanı yorma. Ben birini bulur evlenirim. Sen düğüne gelir takını takarsın. Bu akşama ne yapsak ya? Ya eğlendiremedik bile seni. Aşk olsun baba. Ben eğlenmeye mi geldim? Öbür oğlun oğul değil ki. Bir gün olsun kardeşini alıp dışarı gezdirip eğlendirmedi. Sonra kızınca da kızdı diyorsunuz. Dur o zaman. Ben biraz yolluk yapayım. Uçakta yersin. Aman anne, köfte falan yapayım deme. Geçen yaptığın köfteler yüzünden business class'ta rezil oldum. Baba, ev konusunda söylediklerimi unutmadın değil mi? Ya, hiç unutur muyum güzel evladım? Bahar'ı bekleyeceğiz. Sen gelince alırız. Tamam. Parayı ne yapacaksın baba? Faize falan yatır istersen. Yok, ben faizi falan sevmiyorum. Olur mu baba? Borsaya falan gir istersen. Anlamam ki borsadan. Ya, dursun öyle. Ne diyorsun baba? Para kendi kendine durur mu? Kendi kendine durursa kendi kendine bitirir. Kendi kendini bitirmezse abim yer bitirir. Bak orası doğru işte. Bir yatırım şart baba. Parayı muhakkak bir yere... Bak ne diyeceğim. İstersen parayı bana ver. Biz de seni Almanya'daki şirkete kar ortağı yapalım. Bahara kadar parayı 3'e katlamazsan oğlum var deme. Borsa yani. Borsa tabii baba. Ama Alman borsası sol şeritten 240 basıyor. Ya Sinan da öyle diyor. Borsa iyi diyor ama ben pek güvenemiyorum ki. Baba, sen borsaya güvenmeyeceksin ki bana güveneceksin. Güzel evladına. Aa, çağır Sinan abiyi, o da ortak olsun. Çağırsana, hadi ara, ara Sinan abiyi de ara. Dur bir arayayım şunu. Oh, oh, sermaye çoğalıyor. Tamam kardeşim, ödeyeceğim paranızı.
Ne demek ya öyle kırarım, döverim, keserim, öldürürüm? Tamam. Ya beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz, ben ona üzülüyorum. Kardeşim bugüne kadar kimsenin parası kalmamıştır bende. Tamam. Siz o senet kalsın sizde. Bak beni dinle bak, beni dinle. Senet kalsın sende. Ben cumayı halledeceğim haftaya. Tamam. Tamam halledeceğim. Hadi hoşça kal. Ya bu insanlar ne kadar para göz olmuşlar Sinan abi ya. Para söz konusu olduğunda acayip kabalaşıyorlar ya. İnsanlar para söz konusu olunca değil. Senedin vadesi çoktan geçmişse kabalaşırlar. Canım neyse, ikisi de aynı şey yani. Semih ne zaman gidiyor? Bilmiyorum ama bugün yarın gider herhalde. Eski atışmalarınız sürüyor mu hala? Sürüyor tabii Sinan abi, sürmez olur mu? Babamı öyle yalamasına sinir oluyorum ya. Öyle deme canım. Semih iyi çocuktur, çalışkandır, güvenilirdir. Alo. Aa evet, merhaba Kudret abi. Evet. İlgilenirim tabii, ilgilenmez miyim? Geliyorum hemen. Tamam. Ne diyorsun Sinan abi? Semih babanın parasıyla Almanya'da borsaya girecekmiş. Sen de katılır mısın diyor. Aha. Bu akşam gidiyormuş kardeşim. Bir an önce gideyim de konuşalım. Aman Sinan abi rica ederim. Sana hesap edettirir miyiz burada? Peki, teşekkür ederim. Hadi eyvallah. Ben de sana o paraları yar edersen. Selam Uza. Vay Hasan, hoş geldin. Gözün nasıl oldu kardeşim? Düzeliyor gibi. İyi, aman aman. Uza. Bir şey mi oldu Hasan? Ben gözünü bu hale kim getirdi biliyorum kardeşim. Biliyor musun? Evet. Her şeyi anlatacağım. Ama bak kimseye söylemek yok, tamam mı? Tamam. Yol bulmalıyım. Yol bulmalıyım. Babamın zayıf noktasına basacak bir yol bulmalıyım. O parayı kendime doğru çevirmeliyim. Semih'i ters köşeye yatırmalıyım. Ama ne? 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 Ünlü iş adamı fidye için kaçırıldı. Fidyeciler telefonla 200 bin dolar fidye istedi. Tabii ya. Merak etmeyin. Paranız emin ellerde Sinan abi. Seninki de baba. Altı ayak kalmaz bu işten acayip kar etmiş olacaksınız. Aferin güzel oğlum benim. Her şeyi düşünür. Her işin en doğrusunu bulur. Peki sen bu paraları böyle nakit olarak mı götüreceksin? Sinan abi, bilmem bilir misin? Ünlü Alman düşünürü Goethe der ki... Aman aman, anma şu adamın adını. Neyse, yolcu yolunda gerek. Ben artık yola koyulayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya, Kadir nerede kaldı? Aramadın mı anne? Aradım kızım, öğlen aradım. Gelmesi lazımdı. Hayırsız evlat işte ya. Bekleme oğlum onu sen. Yoksa hiç gidemezsin. Peki baba. Ulan bu iş zannettiğimden çok daha kolay oldu be. Daha sık gelmeliyim buralara, daha sık. Ben bakarım. Alo. Oğlunuz elimizde. Yarın öğlene kadar 100 milyar hazırlayın. Nereye getireceğinizi söyleyeceğim. Kimsiniz siz? Kadir'in bir alacaklısı. 100 milyara hazırlayın dedim. Yoksa Kadir ölür. Helal sana be Cafer. Ne oldu baba? Kadir'i kaçırmışlar. Ne? Yarına kadar 100 milyar lirayı hazırlayın diyorlar. Yoksa öldüreceklermiş. Alacaklılardır. Öğlen bir tehdit telefonu almıştı. Ben şahidim.
Abimi bilirsiniz canım. Şakacının tekidir. Bunun altından da muhakkak bir kamera şakası çıkacak. Neyse ben uçağı kaçırmayayım. Hadi hoşça kalın. Semih. Elimizdeki tek 100 milyar bu çantaların içerisinde güzel oğlum. Şaka yapıyordur ya baba. Eğleniyordur bizimle abim. Ya, ya şaka değilse... Oh, oh abi ya, oh be! Ya baba, abimi niye kaçırsınlar ki? Abim o kadar kıymetli bir iş adamı değil ki. Ağustos böcekliği yapıp borcunu ödemezse kaçırırlar çocuğu. Ah zavallı evladım. Katillerin eline düştü. Ya bir şey yaparlarsa çocuğuma? Bahriye, velvele yapma. Kudret, çocuğum kaçırıldı. Şimdi velvele yapayım da ne zaman yapayım ha? Anne babama ne olacak? Bilmiyorum kızım. Herhalde deden fidyecilerin istediği parayı öder, kurtarır babanı. Polise haber veririm. Vermeyelim parayı. Hem 100 bin lira. Çok büyük para. Zaten 60 senin baba, 40'ı Sinan abinin. Bari onunla yatırım yapayım. Ayıp olur adama. Hele bir yarın olsun. Arasınlar. Bakarız. Ulan abi. Paranın kokusunu aldın da tezgah yapıyorsan bitiririm seni. Şimdi bizim parayı getirecekleri bir yer bulmamız lazım Şopar Cafer. Ben gidip alayım abi. Saçmalama. O parayı gidip kendi alan fidyeci gördün mü sen hiç? Kendi kendine kaçıran fidyeci de görmedim ki. Canım bu özel bir durum. Hadi düşün bakalım, bize böyle sakin bir yer lazım. Burası? Şopar, akıllı ol biraz Şopar. Burası olur mu? Gözden ırak bir tarla falan olmalı. Tarla? Evet. Bir dakika. Bu işe polisi bulaştırmayın demiş miydik biz? Yok. Niye demiyorsun kardeşim? Ya şimdi polis de gelirse? Polise haber verelim Kudret. Kurtarsınlar çocuğumu. Ya kadın, polisi görürlerse asıl o zaman öldürürler çocuğu. Öyle bir şey dediler mi peki baba? Demelerine ne gerek var evladım? Kural gibi bir şey bu. Ya hiçbir film seyretmediniz. Dede, lütfen babamın fidyesini öde, lütfen. Öder kızım öder. Deden kıyamaz babana. Aa, lütfen baskı yapmayalım yenge hanım. Belki ödemeyecek. Oğlunun oğlu değil mi? Aha, abini öldürsünler mi yani? Aman anne, ben ne dediğimi ne yaptığımı biliyor muyum? Stresten saçmalıyorum işte. Neyse, hadi ben gideyim artık. Nereye? Ben bir otelde falan kalayım baba. Artık abim kurtulunca Almanya'ya o zaman dönerim. Aa, kalsana evladım burada. Burada olmuyor anne. Koltuk tepelerinde falan. Hem yengemede zahmet oluyor. Estağfurullah. Ne zahmeti? Hadi baba. Yarın görüşürüz. Ha, dur oğlum dur. Bırak istersen parayı. Bu kadar parayla sokağa çıkılmaz. Bir de seni kaçırmasınlar şimdi. Baba beni niye kaçırsınlar ki? Ben abim miyim? Bırak evladım. Bırak bizde kalsın. Bu kadar parayla sokağa çıkılmaz. Guten Nacht. Güzel. Bu yer işini de hallettiğimize göre artık hiçbir sorunumuz kalmadı. Yarın sabah erkenden gel, şu işi halledelim. Tamam. Hadi. Bak kimseye bahsetme, tamam mı? Duymayacağım. Tamam, hadi. Başın sonunda sana çok büyük bir kıyak yapacağım Cafer. Hadi şoparım benim, görüşürüz. Ay Allah. Bir de siz vardınız değil mi köfte orlar? Şopar ne arıyordu burada? Soru sorma. Ne diyorsam onu yap. Bakın. Beni bugün saat 7'den sonra hiçbir yerde görmediniz. Anlaşıldı mı? Niye patron? Çünkü 2 saat önce kaçırıldım. Anne, baba, yiyecek bir şeyler hazırladım yerseniz. Siz de güçsüz düştünüz. Yok kızım, ben aç değilim. Ben de aç değilim.
Vallahi senden korkulur Kadir abi. Yani sonunda kendini kaçırtmayı başardın ya. Helal olsun. Halletmene bir bu kalmıştı zaten. Bana boşuna hallederiz Kadir dememişler. Peki ya, ya parayı vermezlerse? Ha? Tabii. Belki senin 100.000 lira diğeri bulmazlar. Ne demek bulmazlar be? Ben 100 milyar etmez miyim? Kudret amcanın gözünde etmeyebilirsin. Ne demek etmeyebilirsin ya? Emin içinde onlar perişan olmuşlardır. Parayı vermeye karar vermişlerdir bile. Bana bakın, kalkın. Doğru eve gidin. Bakın bakalım perişanlar mı değiller mi? Ama patron, ya ağzımızdan kaçarsa? Ne demek ağzımızdan kaçarsa ya? Sen hep demez misin her şeyin bedeli var, ağlamak neye yarar diye? Tamam, tamam, hallederiz. Rafi, hadi gidelim kardeşim. Tamam da ben montlar getireyim. Bana bakın, bana bakın. Olayı büyütün biraz, abartın. Perişan değillerse bile perişan olsunlar, tamam mı? Al dombili. Hadi, hadi göreyim sizi şebelekler. Fırlayın. Ya belki de hiç üzülmemişlerdir. Belki de umurlarında bile değilimdir. Ya babamı bir daha göremezsek anne? Göreceğiz kızım, göreceğiz. Kurtaracağız babanı. Babam! Ne haber size? Of ya, siz miydiniz? Geldi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ ol. Geçin oturun. Neymiş dertleri fidecilerin? Ne istiyorlarmış? Para istiyorlar oğlum, ne olacak? Var mı o kadar para? Var da siz nereden biliyorsunuz bu olayı? Kimseye bahsetmedik ki. Dükkanı aradılar. Göz daha vermek için. Ya söyleyin Kadir'in babasına dediler, eğer parayı vermezse Kadir'i 8 parçaya böler, bavulun içinde yollarız dediler. Aman! Parayı verin de kurtarın Kadir abimizi. O bizim her şeyimiz. O ölürse biz de ölürüz vallahi. Bu adamlara şakası yoktur. Atarlar vallahi boğazın dibine. Plankton olarak yaşar sonunda. Duyuyor musun Kudret? Kadir abinin hayatı sizin ellerinizde Kudret amca. Onu bir tek sen kurtarabilirsin Kudret amca. 50 lira için adam kesiyorlar İstanbul'da ya. 100 milyar için kim bilir neler yapmazlar. 2 kere üst üste dururlar valla. Tamam kesin! Ölüm lafı falan duymak istemiyorum. Kadir ölmeyecek. O ölürse ben de ölürüm. Ya fidyeyi ödemezse? Ya beni ölüme bırakırsa? Bırakır. Hiçbir değerim yok ki onun gözünde. Hiçbir şey oğullarından değerli değildir. Evet, Kadir biraz sorumsuz, biraz haytadır ama asla onu ölüme terk edemem. Bebeğim. Sen de üzülme. Ona hiçbir şey olmayacak. O bizim canımız. O bizim oğlumuz. Onu biz büyüttük.
Şimdi onu kurtarmamayı nasıl düşünebiliriz? Sizin evinizin parası da gidecek baba. Evin lafı bile olmaz. Ben o ev için 30 yılımı verdim. Ama oğlanımın bir tel saçı için bile 100 senemi veririm. Yeri bildirsinler. Gidip parayı vereceğim. Kimse üzülmesin. Kadir eve dönecek. Ay, sağ ol baba. Onu biz büyüttük dede. Onu kurtarmamayı nasıl düşünürüm? Parayı vereceğim dedi. Başka dedim. Onun saç teli için 100 senime feda olsun dedi. Aslan babam be, aslan babam. Vallahi seni bu kadar sevdiğini bilmiyordum Kadir abi. Ben de. O seni seviyor, sen onun parasını çalıyorsun. Ayıp denen bir şey var Kadir abi. Hayır. Ben babamın parasını çalmıyorum. Ben sadece o parayı Semih'in yurt dışına kaçırmasına engel oluyorum. Bence vazgeç Kadir abi ya. Beni serbest bıraktılar da eve git. Yazık adama ya. Evini satmış vallahi. Hasan doğru söylüyor. Olmaz. Para babamda kalırsa Semih onu yine kandırır. Para kesinlikle benim elime geçmeli. Ben babamı düşünüyorum ya. Keşke bana inansa da gidip anlatsam. Belki de inanır patron. İnanmaz. O hep Semih'e inanır. Alır parayı götürür yine Semih'e verir. O yüzden bu oyun sonuna kadar oynanacak. Çalışıyor. Ya niye aramıyorlar? Arasınlar artık be! Semih de nerede kaldı? O konuşsa daha iyi olurdu. Niye? Ben fidyecilerle konuşabilecek kabiliyete sahip değil miyim? He? Konuşursunuz da baba. Siz biraz sinirlisiniz. Adamları kızdırabilirsiniz. Demek istedi annem. Hepiniz bana karşısınız zaten. Semih geldi herhalde. Buyurun, buyurun. Buyurun Sinan Bey. Merhaba Kudret buyurun. Abi. Merhaba Kudret Bey. Merhaba. Daha aramadılar mı abi? Yok Sinan, aramadılar. Bekliyoruz. Buyurun geç. Sinan söylese. Tamam Müjgan, sen otur. Nasılsınız Bahriye Hanımcığım? Nasıl olalım Müjgan Hanım? Görüyorsunuz halimizi. Kudret abi, hani fidyeciler biraz sonra arayacaklar ya. Evet. Hani 100.000 lirayı nereye götüreceğini söyleyecekler. Evet. Hani diyorum ki, bir sorsan adamlara, belki 60.000'e fit olurlar. Aa, tabii canım, razı olurlar. 60.000 lira da iyi para. 40.000 liranızı geri istiyorsunuz galiba. Yok canım, hemen alınmayın öyle. Müjgan abla, Kadir'in canı söz konusu burada. Tamam. Parayı geri filan istemedik canım. Yani adamlara ne kadar az para verirsek o kadar iyi olur demek istiyoruz. Tabii. Pazarlık etmek lazım azıcık. Ne yani? Benim oğlum 100.000 lira etmez mi? Onu mu demek istiyorsunuz? Eder canım. Tabii eder. Kudret çok sıkı pazarlıkçıdır. Şimdi bir rakam söyler, adamlar da az bulur. O da kızar, yüzlerine kapatır telefonu. Evet. Onun için lütfen pazarlığa falan girmeyelim. Ne yani? Ben kötü mü pazarlık ediyorum? Çeviriyorum numarayı. Hazır mısın Cafer? Hazırım. Tamam. Bak, sakın tekleme. Sadece yeri söyle, polise haber vermeyin. Yoksa Kadir ölür de kapat. Selam. Aa. Enişte sen? Buraya bense kapıyı kilitlemedin mi? Böyle herkese bir sus payı mı dağıtacağız? Yürü Rafi, kilitle şu kapıyı. Çabuk. Kudret abi, istersen ben konuşayım adamlarla. 60'a çekerim fiyatı kesin. Hayır, ben konuşacağım. Kimse bana kötü pazarlıkçı diyemez. Ay öldür
edecekler çocuğumu. Yani bu kadar da borçlanılmaz ki Bahriye Hanım. Ay neyse Müjgan abla. Olan olmuş. Her kaçırılana da Sinan yetişemez ya Hülya'cığım. Ya o parayla koskoca bir evin, yani bizim evin bütün perdeleri baştan aşağı değiştirilirdi değil mi abla? Kazandığın para hiç hayırlı bir yere gitmez ki zaten. Ben konuşurum. Ben konuşurum. Kudret abi sen dün konuştun ya. Bırak da hayatımda ilk defa bir fidyeciyle konuşayım. Ya kızın kaçırılırsa sen de konuşursun. Abi sen kükrersin şimdi. Bırak ben ikna edeyim şunları. Ay. Alo. Parayı pazar yerinin üstündeki boş araziye getireceksiniz. Tamam getiririz. Yalnız 100.000 çok. Para toplayalım dedik ama Kadir için kimse elini cebine atmıyor ki. Ne var gayet inandırıcı işte. 100.000 çok diyorlar. Vay pazarlık ha. Baba ölüyorum baba. Kurtarın baba. Parayı verin baba. 60 iyidir 60. Akıl var mantık var canım. Yani 10 liralık arabayı 20 liraya satmaya kalkarsan elinde kalır. Öyle değil mi ama? Araba diyor bu adam. Bakın bunun polisi var. Hapsi var. Hapiste adınızın beceriksiz fidyeciye çıkması var. Karizmanın çizilmesi var. Kadir için 100.000 lira istediniz diye komik duruma düşmek var. Bu saydıran Sinan abi. Al kardeşim. 60'a da razıyız de vermezseniz öldürürüz de. Çabuk. Sonra bunun hapiste şişlenmesi var. Sürüm sürüm sürünmesi. Alo. Nasıl? 60'a razı mı oldunuz? Tamam kardeşim. Siz ona bir şey yapmayın. Ben hemen geliyorum. Gördünüz mü? Bir alo demem yetti. Ama adamları ben yordum. Kudret, ver Müjgan onun perde parasını. Git çocuğumu kurtar. Al Sinan bana. Evet, bu iş bu kadar arkadaşlar. Sen çok kötü birisin enişte. Ya deli baldız, anlattım ya sana. Ben anlamadım. Süspayına beğenmedi herhalde patron. Tamam baldız, hallederiz. İstemiyorum para mara. Senin için ne kadar üzüldüler haberin var mı? Ablam dün gece aradı, 3'e kadar ağladı telefonda. Ay canım, üzüldü demek ha? Hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika. Önce ben de birkaç tane darp izi yaratmak lazım. Yani inandırıcılık açısından diyorum. Nasıl darp izi? Canım bir iki ufak sıyrık. Şöyle biri yüzüme hafifçe vursun bakayım. Yavaş dedim be! Ya yavaş dedim! Çok acıyor. Ah kızım değme acıyor tabii. Çok pis dövdü alçaklar beni ya. Vay yavrum sana bunları yapanların elleri kırılsın inşallah. Kırılsın inşallah. Neyse canım hayatım kurtuldu ya buna da şükür. Buna da şükür. Sağ ol baba. Sana da teşekkür. Sen kardeşine dua et. O memleketteki evi sattırmasaydı o kadar parayı toplayamazdık. Sağ olsun. Sahi o nerede? Abisinin hayatı onu pek ilgilendirmiyor galiba. Olur mu canım? Senin kaçırıldığını duyunca Almanya'ya gitmekten vazgeçti. Tabii ya. Amacına ulaşmadan nasıl gidebilir ki? Bana bak Kadir Efendi. 30 senelik birikimimizi senin canına yatırdık. Bir daha bu kadar borçlanıp kaçırılırsan... vallahi kurtarmam. Burayı yazıyorum. Ben de çok üzüldüm baba. Keşke polise haber verseydinizdi. Hem parayı kurtarırdınız hem beni. Vicdansız enişte. Bir çay içeriz değil mi? Ben gideyim bir çay koyayım. İçeriz Hülya. Çok özledim sizleri. Canım. Canım canım yavrum. Canım yavrum benim. Ay içim öyle rahatladı ki. Ay düşünsene Defne. Bu yaşta dul kalmak da vardı. Korkma abla. Enişten bu zekayla daha çok uzun yaşar. Evet ya ne kadar zeki değil mi? Bak bir morlukla atlatmış. Kim bilir adamları ikna etmek için neler söyledi. Gözüne nasıl patlattırdı ben ona hayret ediyorum. Patlatmışlar demek istedin herhalde.
patlatmışlar demek istedin değil mi Defne? Yoksa patlattırdığında ısrarlı mısın? Patlatmışlar diyecektim canım. Çabuk o cümleyi baştan kur Defne. Aman boş ver abla, hadi ben gidiyorum. Defne, hiçbir yere gidemezsin. Sen bir şey biliyorsun. Çabuk şuraya otur. Hemen bana anlatmaya başla. Hadi. Ellerimi, ayaklarımı, her yerimi bağladılar. Sonra da ağzımı bantladılar. Ben çok korktum. Ya sonra? Sonra bütün çocukluğum, gençliğim film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Tabii gençliğime kadar olan bölüm siyah beyazdı, sonra renklendi. Anlatacaksan espri yapmadan anlat. Peki baba. Sonra sürekli seni öldüreceğiz diyorlardı. Sürekli kafama vuruyorlardı. Böyle böyle vuruyorlardı. Ama ben... Babam parayı getirdiği halde bile içim rahat değildi. O adam ortada iz bırakmamak için ikimiz de vuracak sanıyordum. Ama babam ne yaptı? Ne yaptı? Adamı iyi idare etti. Verdi parayı, kurtardı oğlunu. Ne kadar ilginç bir hikaye. Ya. Mutfağa gelir misin Kadir benimle? Tabii Hulya. İzninizle baba. Dede, sen hiç korkmadın mı? Korkmak mı? Hayır kızım, hiç korkmadım. Ne dedin adama? Para burada, oğlum nerede dedim. Özledin değil mi kocanı? O yüzden mutfağa çağırdın ha? Gıdık gıdık. Bırak Kadir. Para nerede? Paramın önüne buraya parası. Her şeyi biliyorum Kadir. Alçak baldır. Ya Rafi, ben bu paradan sus payı almak istemiyorum kardeşim ya. Niye? Ya bu para bizim değil ki, Kudret amcanın parası. İki aydır maaş alamıyoruz be dombili. Ona sayarız. Olsun, ben yine de almayacağım. Ya biz ne zaman zengin olacağız be dombili? Bilmiyorum. Biz en iyisi iddia falan oynayalım kardeşim. Ay, sana inanamıyorum Kadir. Ya sana inanamıyorum. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Ya anlattım ya Hulya. Nasıl inanamıyorsun, ona inanamıyorum yani. Bak Kadir, bu parayı hemen geri vereceksin. Hulya, para biraz benim emin ellerimde kalsın. Sonra veririz, hallederiz. Senin ellerin emin değil Kadir. Emin Hulya, emin. Benim ellerim Merkez Bankası kadar güvenlidir. Hemen Kadir! Ya Hulya, of ya, of ya. Ben borcum var diye kaçırıldım ya. Şimdi ben parayı götürüp bir gün sonra teslim edersem... ...bu parayı nereden buldun demez mi? İşkillenmez mi? Benim çarıma ot tıkamaz mı? Ben böyle vicdansız biriyle yaşayamam Kadir. O babanın ev parası. Ne yapayım ya? Aa, bir saniye. Ne oldu? Tabii ya. O para babanın ev parası. Bak Kadir, babana bir sürpriz yapacağız, ona bir ev alacağız. Hem de buradan taşınmış olacaklar. Nasıl olur Hulya? Bu iş için kaynak göstermek lazım. Benim kaynak problemim var. O kaynağı da sen düşün Kadir. Kendini kaçırtan adam o kadarcık yalanda uydurmasını bilir herhalde. Olmaz Hulya. Ben hayatta babama yalan söylemem. Bunu fidyecilerden kurtulan da kabahat. Bak, kurtarmasam şimdi içeride ben olacaktım. Gene içeride bulmaca çözüyordun değil mi? Baba ne bulmacası? Ben şey yapıyordum. Ya sen var ya sen. Yukarıdan aşağıya da, soldan sağa da adam olmazsın be. Bu adam beni seviyor. Kesinlikle seviyor. Defol! Anne, biliyor musun babam beni ömrü hayatında ilk defa adam yerine koydu. İyi ki kaçırmışım. Ay kaçırılmışım.
Hadi işine git oğlum. Şimdi çıkacak, kükreyecek yine. Kadir. Heh. Bugün ev bakmaya gidiyorsun değil mi? Ne evi ya? Babanlara ev alacağız ya Kadir. Sen o işi unutmadın mı hala Hülya? Hayır canım, unutmadım. Kadir. He? Evi biraz uzakta alalım, tamam mı? Bak Hülya, para veririm ama eve bakamam. Git kendin bak. Ay, araba lazım diyorum. Evi uzaktan alacağız diyorum. Sen ne diyorsun? Kilios'ta falan. Tamam Hülya, hoşça kal. Tamam, unutma sakın. Oğlum banka maçları herkes biliyor ya. Önemli olan cins maçları bilmek. Ya nasıl cins maçları ya? Mesela bak. Darıca Gençler Birliği Karabük. Darıca Gençler Birliği kesin alır. Bence Karabük alır. Abicim ver şu kalemi. Darıca Gençler Birliği alır diyorum. Kaç Allah olsun. Allah. Ben diyorum ki Karabük alacak. Karabük. Abi versene şunu kalemi ya. Ya Darıca ya Gençler Birliği alır. Darıca Gençler Birliği alır diyorum ya. Ya pul koyduk az bunu. Koyu be. Ver şu kalemi ya. Bırak. Aa saçım. Sen ne anlarsın ya. Türk futbolundan? Koyalacak şu kalemi. Asistan koyalacak şu kalemi. Allah Allah git başımdan ya. Ya bırak ya. Yapacağım ya. Ya. Bırak. Ya ben oynayacağım ya. Kardeşim. Ben bırak. Diyorum. Ben oynayacağım. Darıca Gençler Birliği alır diyorum. Ya bu kadar. Boş ver Darıca. Aa! Hop 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 hop. Ne oluyor? Darıca diyor. Darıca Gençler Birliği. Ayrıca etme beni ya. Her şeyi karıştırdın. Darıca Gençler Birliği. Bundan sonra iş saatlerinde Toto, Loto, Moto yani sonu toyla biten hiçbir oyunu oynamayacaksınız. Ayrıca altılı ganyan, altısız ganyan, ikili bahis, üçlü bahis gibi ganyan çeşitlerinde oynamayacaksınız. İddia da doldurmayacaksınız. Hatta milli piyango biletinin sonuçlarına bile bakmayacaksınız. İş yerinde, iş saatlerinde her türlü şans oyununu yasaklıyor. Rafi ısrar etti patron, yoksa ben köfte yapacaktım. Hem satıcısın hem brombelisin. Sus! Konuşma! Hadi işinizin başına! Yürüyün! Yallah! Şebelekler sizi! Dur ya! Ben bir kupon yapayım bari kendime. Dombili! Nerede benim fidyem? Getirin çabuk! Gel gel tamam bir şey soracağım. Eniştem o parayı iddiaya yatırmayacak herhalde değil mi? Öyle gözüküyor. Enişte. Enişte. Kudret amcanın parasını kumarda yemeyeceksin değil mi? Sen kendi işine baksan baldız. Parayı vermeden önce biraz çoğaltsam fena mı olur yani? Arkadaşlar. O çantayı mutlaka almamız gerek. Yani eniştemin bu saçmalıklarına benim gönlüm artık hiç razı olmuyor. Benim de. Benim de. Teşekkürler. Afiyet olsun. Kadir abi, buraya gelir misin? Sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Buraya gelmen gerekiyor. Ne var? Ne göstereceksin? Şey, Türk'ten bir koku geliyor galiba abi. Ya sen koklar mısın? Dur. Aha. Yok canım, koku falan yok. Öyle mi? Evet. Aman aman iyi. Patron, yazar kasa bir sorun var da bakar mısın lütfen? Öğrenemedin şu yazar kasayı hala. Ne var, ne oldu? Patron şunu basmıyor bu tuşu bu. Çikolata renkli kardeşim ona değil şuna basacaksın şuna. Ha tamam. Anladım patron. Anladım.
ya. Rofi biz ne yapacağız şimdi? Eyvah! Bitti gidiyor vallahi ya. Hayırlı işler arkadaşlar. Sağ ol. Merhaba. Bambili, oradan montumu ver bakayım. Tamam Kadir abi. Ramiz Bey. Hadi personel ben çıkıyorum. Bir dakika Kadir Bey. Efendim Ramiz Bey. Benim resmimi duvara asacakmışsın, doğru mu? Aa, öyle miymiş? Evet, ayın en kıl müşterisi olarak, doğru mu? Asıl sen kendi resmini esnaf odasının duvarına as, tamam mı? Ayın en kıl köftecisi olarak. Ne saçmalıyorsunuz Ramiz Bey? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Bu kadar insanın içinde kıl kıl denir mi hiç? Arkadaşlar, dombili köftenin içerisinden sık sık kıl çıkıyor, tamam mı? Ona göre buraya gelin, ona göre. Ne diyorsun sen ya? Doğrusunu söylüyorum. Ben de çık. Gebertirim. Bir dakika hareket yapma. Ne hareket? Hareket istemiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Gel buraya. Hareket yapma. Bir sorun mu var Kudret? Yok, bir şey yok. Sıkıştın mı yoksa? Biraz. Az kaldı, tutun azıcık. Tutabilirsin değil mi Kudret? Ya çocuk muyum ben? Sorma böyle sorular. Çocuk değilsin de prostatsın yani. Anne, anneciğim. Oğlum neredesin sen? Buradayım anne, geldim işte. Ne oldu, kurtardınız mı abimi? Kurtardık, çok şükür, çok şükür. Hadi ya, verdiniz mi onca parayı? Oğlum o senin abin. Biliyoruz anne, biz de görümcem demedik yani. Gel güzel evladım, gel, gel otur, gel. Canım babacığım, seni ne kadar özledim bilemezsin. Gel öpeyim o nurlu yanaklarında. Oh, oh, babaların babası. Güzel evladım dur, zaten zor duruyorum. Ah, resim olayı. Ya. Zaten benim babam sanatçı ruhludur. Yakışır benim güzel yüzlü babama. Mona Lisa gibi yüzü vardır. Şu. Woody Woodpecker desek daha doğru olur. Babam mı bu? O kim? O da mı ünlü biri? Evet anne. Walt Disney'in ülkesinde ünlü biri. Ne demek şimdi o? Baba, Walt Disney'in yarattığı bir ülke var. Bu ülkede yaşayan insanlar da var. Bu ülkede yaşayan insanların... ...bu ülkede yaşayan diğer... Çanta! Çantam nerede? Çantamı kim aldı? Hasan, Rabbi, çantamı gördünüz mü? Gördünüz mü? Gitti. Paralarım gitti. Paracıklarım gitti. Oo, gitti. İyi oldu, iyi. Çok iyi oldu. Ne diyorsun sen? Ay, siz ne diyorsunuz? Patron, hareket yapma bana ya. Bir dakika. Hadi patron. Patron. Germe kendini Kudret amca, çizgiler yok oluyor. Ama sen de iki çizik atacağım diye adam çatlayacak burada. Modellik zor iştir. Mona Lisa da aynı sıkıntıyı çekti. İyi ama kardeşim, onun karşısında da Leonardo da Vinci vardı. Benim de kendi çapımda bir ünüm var çok şükür. Ayrıca Mona Lisa prostat değildi. Öyle olsa bile kadınlar daha uzun süreli tutabiliyorlar. Değil mi anne? Tamam tamam, biraz daha tutabilirim. Hadi sen de bitir artık ya. Az kaldı Kudret amca, az kaldı. Hoş geldin teyze. Hoş bulduk Ceren'cim. Selam. Hoş geldin kızım, geç. Tamam, geçeyim. O ne? Gitti paracıklar. Gitti. Ben mahvoldum. Ben bittim. Ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm.
zaten hepsini iddiada kaybedecektim be patron. Çok konuşma, çok konuşma, konuşma! Boş ver patron, takma kafana. Doğru. Sus, konuşma! Sen de orada konuşma! Ben ne diyeceğim şimdi Hülya'ya? Evi bulduk Kadir. Para nerede? Yarın alacağız da. Tamam Hülya, hallederiz. Beğendiğimiz ev öyle uzakta ki Kudret amca ancak 3 ayda bir iner şehre artık. Hadi rahatsınız. Sen iyi misin Kadir? İyiyim Hülya, iyiyim. Babasından ayrılacak diye üzülüyor herhalde. Ya. Evet öyle ya. Baba, iyi misin? Bırak istersen, kasma kendini ya. Aa, daha neler? Tanküt, bitir sen de şunu hadi. Tanküt! Tamam, tamam. Bitti zaten, bitti. Tanküt enişte. O resmi Kükürek amcaya göstermeyeceksin herhalde. Niyeymiş? Çünkü ölmek için daha çok gençsin. Resim özgür bir sanattır. Kısıtlanamaz. Kudret amcan kısıtlar. Hadi al git şu resmi. Sinirlendirme adamı. Öyle mi diyorsunuz? Ay bıktım senden Kadir ya, bıktım. Ne yaptın parayı? Kumarda mı kaybettin? Hayır, vallahi çalındı Hülya. Tabii, biz de yedik. Bakın, bugün dükkanda bir arbede çıktı. O arbede sırasında biri çantayı almış, kaçmış gitmiş. Daha yaratıcı bir yalan uydurabilirsin Kadir. Doğruyu söylüyorum Hülya. Çalındı! Sana inanmıyorum Kadir. Para burada abla. Aha, ben size çalındı demiştim değil mi? Ver şunu hırsız. Ah ya. Oh be. Az kalsın öteki tarafa gidiyor adam ha. O nasıl laf babacığım? Allah gecinden versin. Görelim bakalım şu resmi. Tankut nerede? Gitmesi gerekiyormuş, çıktı. Çıktı. Resim nerede peki? Onun da çıkması gerekiyormuş, o da çıktı. Niye kaçırdı resmimi? Yoksa kötü bir şey mi çizdi? Yo. ...daya yatıracaktın Kadir. O olsun. Bu deli bandızın söylediğine inanmayın. Uyduruyor. Uydurmuyorum enişte. Hadi gidip ev işini söyleyelim. Hayır İpek, ev aldıktan sonra söyleriz. Şimdi itiraz mı itiraz ederler. Dur, çantayı getirdiğini Semih gördü mü? Bilmiyorum. Geldiğimde evdeydi ama gördü mü görmedi mi orasını bilemem. Kesin görmüştür o. Kesin görmüştür. Hülya, bu çantayı çok daha iyi bir yere saklamalıyız. Evet, saklayacağız. Ama senden saklayacağız Kadir. Söyleyin ona, bir daha bu eve gelmesin. O kadar da kötü değil be baba. He? Ya benim kulaklarım böyle mi? Kulaklar büyük olmuş. Ama burnu birazcık seninkine benzemiş. Bahriye! Anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Semih bu paranın peşinde. Kardeşine iftira atmayın işte, o senin gibidir. Allah'ım ya, gerçekten anlamıyorsunuz. Siz gerçekleri göremiyorsunuz. O boyalı bir kuş. Tamam Kadir, tamam, uzatma. Para bende kalacak. Peki o zaman be, size ispatlayacağım. Dediklerimi yaparsanız göreceksiniz ki Semih bu akşam burada kalacak. Yarın sabah uyandığımızda da evden gitmiş olacak. Nasıl olacak o? Dinleyin. İki bandız. Size ihtiyacım yok. Siz bu planda yoksunuz, evlerinize gidebilirsiniz. Şimdi dinle bak beni.
bakayım. Gülme! Ulan bir boşalmadı şu mutfak be. Anne, ben bu gece burada kalayım diyorum. Olmuyor öyle otelde ayrı gayri. Kal, kal tabii çocuğum, kal. Canım abimin fidecilerden kurtulmasını bekliyordum. O kurtulduğuna göre artık içim rahat rahat dönebilirim Almanya'ya. Canım abim benim, bir tanecik abim benim. Oh, yılışma, yılışma babamın yanına. Ne zaman dönüyorsun? Yarın döneyim diyorum artık. İşler güçler beni bekler babacığım. Size doyamadım gerçi ama. Canım güzel evladım benim. Ne de olsa okumuş çocuk. İşi var, gücü var. Ağustos böceği değil ki. Yarın göreceksin kim Ağustos böceği, kim karınca. Sen kaçırılınca o kadar üzüldüm ki abi. Seni bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Ya öyleymiş. Otele gidip rahat rahat uyumuşsun. Burada senin boş yatağına bakarak nasıl uyuyabilirdim ki? Hop, yağcılar değinecek var. Babamın 30 yıllık birikimi gitti. Ama olsun, sana değer abi. Neydi sizin şu Almanların ünlü lafı? Neydi? Gütenah mıydı, neydi? Aman aman, iyi geceler. Semih, ayaktayken de şu ışığı kapatıver. Hadi koçum benim, hadi aslanım. Thank you.
Vay uyanık vay. Sevgili anne ve baba. Gece aldığım acil bir telefondan ötürü hemen çıkmak zorundayım. Sizi uyandırmak istemedim. Sizleri çok özleyeceğim. Yemezler seni efendi. Yemezler. Ben şimdi senin yerine öyle güzel bir not yazarım ki. Görürsün günü. Ağustos böceği! Ağustos böceği! Dur, dur, dur! Baba, günaydın baba. Günaydın. Semih, güzel evladım. Semih. Semih? Ah, Semih yok. Kardeşin nerede? Bilmiyorum baba. Kardeşin nerede? Nerede diyorum? Bir şey mi yaptın ona? Ya baba ben ne yapayım? Ben bütün gece deliksiz uyudum vallahi. Aa, bak orada bir not var herhalde baba. Sevgili anne ve baba. Gece gelen ani bir telefonla Almanya'ya dönmek zorunda kaldım desem inanır mısınız? İnanmazsınız değil mi? Ben gece gizlice evden kaçtım. Çünkü sizin yüzünüze bakmaya yüzüm yok. Ben aslında sizin sandığınız gibi okumuş bir evlat değilim. İlkokulda zayıflarımı çamaşır suyuyla düzeltip pek iyi yapardım. Bu kötü alışkanlığım ortaokulda da devam etti. Üniversite sınavında yerime başkasını soktum. Evet, makine mühendisliğini kazandığım doğrudur. Ama okulu hiçbir zaman bitirmedim. Sürekli çakmaya başlayınca iş buldum ayağına, Almanya'ya gittim. Benim diplomam falan yok. Ama sen bunu hiç sorgulamadın babacığım. Abimin kulağını çekmekle öyle meşguldün ki. Neyse, şimdi gidiyorum. Bir daha ne zaman dönerim bilmiyorum. Lütfen abimle iyi geçin. Ona iyi davran. Çünkü senin asıl hayırlı evladın odur. Çünkü abim daha çamaşır suyuyla nasıl karne düzeltilir onu bile bilmez. Saf ve temiz abim benim. Neyse. Ellerinizden öpüyorum. Kalın sağlıcakla. Ne yazmış baba? Karnesini çamaşır suyuyla düzeltiyormuş. Nasıl anlamadım? Nasıl anlamadım? Bu yediğin ilk gol Semihciğim. Şimdi sıra ikincide. İşte bu iş bu kadar sevgili abiciğim. Paralar benim elimde. Son gülen yine ben oldum. Olamaz.
Semih böyle biri olamaz. Yıllarca beni kandırmış olamaz. Yok. Kesin bir yanlışlık var bu işte. Şurada ne yazıyor? Sor, sorgu... Bırak şunu ya, okuma şu mektubu be! Ne? Anne baba diye başlıyor. Bana da yazmış herhalde. Nasıl? Nasıl olur ya? O zaman... evi de o sattırdı bize. Ben satmayı demiştim size. Yoksa... yoksa Kadir'i de mi kaçırttı? Dur canım, anlarız. Ya ne anlayacağız? Çoktan binmiştir uçağa, gitmiştir Almanya'ya. Ay Kadir gelse de okusa şunu. Nereye gitti onlar? Ne bileyim, kahvaltıdan sonra çıkıp gittiler. İşleri varmış. Bundan daha önemli iş mi var şu anda? 30 yıldır yanlış atı oynuyormuş. İkisi de Ağustos böceği çıktı Bahriye. Ben nerede hata yaptım? Selam millet. Hoş geldiniz. Merhaba anne. Nereye gittiniz siz böyle? Çok sevineceğiniz bir iş yapmaya. Evet, çok sevineceğiniz bir iş yapmaya baba. Neymiş o? Sen söyle Kadir. Yok sen söyle. Aa sen söyle. Yo sen söyle Hulya. Kadir. Hulya. Aa lütfen. Onlar senin annenle baban. Aa lütfen Hulya. Onlar da senin kayınvalidenle kayınpederin. Yeter be. Söyleyin de söyleyeceksiniz. Aa. Kadir size ev aldı. Ne? Evet baba, bu fikir yıllardır aklımda dönüp duruyordu. Anneme ve babama bir ev alayım diyordum. İşte bu evi almak için yarattığım HEF, yani hayırlı evlat fonunda nihayet sonunda para birikti. Sen bize ev almak için para mı biriktirdin? Evet baba. Hayatta inanmam. Nereden buldun parayı? Ben sana doğruyu söyleyelim demiştim işte Hulya. Neydi doğru olan? Nereden bulunuyorum? Gel baba, gel. Şöyle bir otur hele, gel. Gel. Gel, sinirlenme, otur baba. Ben parayı iddiada kazandım baba. Hani kızarsın diye söyleyemediydim de. Ama bir eviniz oldu, ne fark eder değil mi baba? Hem de İstanbul'da. Ah ya, hayırlı evladım benim. Sağ ol anne. Neresinde peki İstanbul'un? Kilyos'ta. Ne güzel değil mi anne? Böyle deniz kenarında, harika. Kilyos mu? Hani bu İstanbul'un dışındaki Kilyos. Ama paramız ancak ona yetti anne. Ne yapayım? Çok güzel bir ev. Görsen çok beğenirsin. Bahçesi bile var. Ben oturmam Kilyos'ta Milyos'ta. Çok uzak orası. Gidip gelmek zor olur. Kadir inşallah araba da alacak. Ne arabası be? Demek sen bize ev aldın ha? Evet baba. Eğer bu not ve bu anahtar doğruysa çok yanılmışım Bahriye, çok. Selam millet. Baba ben onu tolalayayım. Ben gitmekten vazgeçtim çünkü uçağı kaçırdım. Semih, sen mi yazdın bunları? Evet baba ama işim iptal. Bu benim yazım değil. Bu abimin yazısı. İftira baba, iftira. Ya ben de okumuş bir adamın yazısı bu kadar da kötü olur diyordum. Demek beni Kilyos'a gönderecektin ha? Baba. Demek beni kandıracaktın. Baba. Gel lan şuraya. Gel baba. Aç kapıyı. Baba. Gel lan. Sen beni Almanya'ya falan bekleme kardeşim. 2 haftadır buradayım. Daha babamdan bir kuruş araklayamadım. Benim bir süre daha burada kalmam gerekiyor. Otel mi? Ne oteli oğlum? Ev tuttum, ev. Aslında... dayalı döşeli bir şato desek daha doğru olur. Şato bir yan.
Kira için önümüzdeki haftaya çek yazdım. Çek oğlum, çek. Tabii karşılığı yok. Ama babamı kafalayınca olacak. Nasıl mı? Evleniyorum diyeceğim. Babam da kesenin ağzını açacak. Vay ya. Burada bir arkadaşın tanıdığı bir kız var. Onu babamlara sözlüm diye tanıştıracağım. Yok lan. Gerçekten evlenir miyim? Manyak mıyım ben? Aha, kız geldi galiba. Kapatıyorum. Kapat oğlum, kapat. Selam yakışıklı. Sen Gülbahar mısın? Sen ne istersen olurum Ceniko. Sebahattin'in gönderdiği kız sen misin yani? Ne o? Beğenemedin mi? Ulan Sebahattin, ulan Sebahattin, iyi aile kızı diye yolladığına bak. Babam bunu bir görse keser beni lan, keser. Gülbahar Hanım, Gülbahar Hanım, şimdi gitseniz de daha sonra görüşsek sizinle. Sabahattin birilerine evleniyoruz numarası yapacağımızı söyledi. Yapmıyor muyuz Ceniko? Yapmıyoruz Ceniko, vazgeçtim. Ne yani? Ben evlenmeye layık bir kız değil miyim? Layıksınız, hem de fazlasıyla layıksınız. Ama şimdi kalkın, lütfen, lütfen. O zaman paramı alayım Ceniko. Ne parası ya? Hiçbir şey yapmadık ki. Yapalım o zaman. Bak canım, senin gitmen lazım. Anlıyor musun? Git ne demek biliyor musun? Git, hadi git. Ben başka birini bekliyordum. Yanlış gelmişsin, hadi git. Paramı almadan şuradan şuraya gitmem ben. Şu anda üstümde para yok. Havale yollarım, EFT yaparım, MEFT yaparım. Ben nakit çalışırım. Dur, çek yazayım. Nakit dedim, nakit. Ben de defol dedim. Defol. Ne bekliyorsunuz? Yürüyün. Bırak be! Bana bak kardeşim. Bak senin anlayacağın dilden anlatayım. Seni beğenmedim, iade ediyorum. Sizde iade kavramı yok mudur? Paketi bile açmadık daha be. Bana bak. Evlenme numarası mı yapacağız, başka bir şey mi yapacağız? Ne yapacaksak yapalım. Paramı ver, gideyim ben. O kadar yol teptim. Eli boş dönmem. Geldiler. Başkaları da varsa fiyat artar. Babam geldi be babam. Yaşlıya emekliye indirim yapmıyorum. Sen beni deneteceksin. Hadi kalk. Senin gitmen gerekiyor. Gel. Gel yukarı çık. Yukarı. Yukarı olmaz. Yukarı olmaz. Gel aşağı. Yok aşağı hiç olmaz. Gel yukarı. En iyisi yukarı çık. Yukarıda. Yukarıda bir yere saklan. Ben gel diyeceğe kadar da gelme. Tamam mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatice Hanım bugünlük temizlik yeter. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Çok şakacısın hayatım. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldiniz. Ben müstakbel gelininiz Gülbahar. Bizi evleneceğin hanımefendiyle tanıştırmak için ta buralara kadar çağırman ne kadar büyük bir incelik sevgili kardeşim. Sizi çağırmamıştım abicim. Annem ve babamları çağırmıştım sadece. Olsun. Nasıl biriyle evleneceğini biz de görelim istedik. Çok şükür Kudret. Sonunda Semih'in de mürüvvetini göreceğiz değil mi? Henüz kesin değil. Evin ne güzelmiş Semih. Hepsi senin bence. Evet canım. Hepsi benim. Sorması ayıptır. Hangi likiditeyle tutuldu bu ev? Ben senin gibi Ağustos böceği değilim abicim. Çalıştım, kazandım. Hallederiz demekle olmuyor bu işler. Değil mi baba? Öyle evladım, öyle. Öyle de... Evleneceğim diye mi tuttun bu koca evi? Evet babacığım.
Ben de yuva kuruyorum işte. Hadi Ceren, gel biz evi gezelim. Evet anne ya. Hadi gezelim. Hadi gel. Durun ben de sizinle geleyim. Tamam. Annemle babamın kalacağı odayı bir göreyim. Evin bu kadar büyük göründüğüne bakmayın anneciğim. Abimlerin evi daha kullanışlı. Yo yo yo, burası tam babama layık bir yer. Ay kesinlikle. Eminim annem de çok rahat edecek. Bayağı geniş. Evet. Ulan saracaklar morukları başıma ha. Bir kahve yapayım. Anneciğim. Zahmet olacak kızım. Kahveniz nasıl olsun babacığım? Sade. Benimki orta olsun kızım. Benimki acı olsun. Peki hayatım. Ben bir bakayım. Bulamaz şimdi kuru kahvenin yerini. Çok şükür Allah'ıma, çok şükür. Semih'in düğünde göbek atmak da kısmetmiş. Mahir. Kütrek. Buyurun anneciğim. Eline buyurun sağ baba. Sağ ol. Çalışıyor musun kızım sen? Çalışıyorum baba. O da Semih gibi okumuştur herhalde. Ne iş yapıyorsun kızım? Halkla ilişkiler babacığım. Hep duyarım bu mesleği de. Ne iş yaptıklarını bir türlü öğrenemedim. Ne iş yapar bu halkla ilişkiler? Halkla ilişki içindedirler. Nezih bir iş baba. Bankada çalışıyor kendisi. Gelen müşterilerin derdini dinliyor. Ama hepsinden para alamıyorum tabii. Olsun kızım. Semih'in işi iyi. İşini bırakırsın, oturursun evinde çocuğunu büyütürsün. Gidip para bulmam lazım. Yoksa gitmeyecek bu yosma. Babacığım, benim ufak bir işim var. Siz bu arada kaynaşın. Çeneniz sıkı tut. Yoksa... Para bulup geliyorum. Güle güle Jericho. Harika bir ev İpek. Mutlaka gelmelisin. Bak tarif edeyim, sen de gel. Abi. Bana 100 YTL borç verir misin? Ne yapacaksın? Ödemeye mi? Bana bak. 40 yılda bir iyilik şansı doğdu. Kaçırma bu fırsatı bence. Sen yine ne halklar karıştırıyorsun? Naylon evlat. Sonra anlatırım. Hayır, önce anlat sonra vereyim parayı. Ya 2 dakika gel diyorum dışarı. Kahve de pek güzel olmuş. İyi bir gelin olacağı şimdiden belli. Teşekkür ederim. Kahve bitmeden fal bakan da ilk sizi görüyorum anne. Nerede değişiriniz? Her yerde. Adrese göre değişir. Adrese göre değişir mi? Kurye misiniz? Ay ne tombik bir şeysin sen. Kime çekti bilemiyoruz. Sen şu Müjgan Hanımları arasana. Gelsinler, oğlumun yeni evini görsünler, yeni gelinimizi görsünler. Hani anlatınca parayı verecektin? Anlattıklarım hiç inandırıcı gelmedi. Gıcıksın abi, gıcık. Evet, öyleyimdir, gıcıkımdır. Bana bak, hiç olmazsa parayı vermiyorsun. Babamları başıma salma, sizde kalsınlar. baba, yukarıda bir yatak var, görmelisin. Krallara layık şerefsizim. Sen o kadar güzel yatarsın ki baba orada. Ayrıca yukarıda şakkısı ne var baba? Ay
çok güzel ev maşallah. Her yer merdiven dolu. Aynı alışveriş merkezi gibi. Anne bak şömine de var. Ben size artık bir daha gelişimizde mangal mungal da yaparım. Üç katlı evlerin ne deniyor dede? Müsriflik deniyor kızım. Ay çok alimsin Canikul. Alemsiniz yani. Semih nereye gitti? Bilmiyorum baba. Herhalde iş filan bakmaya gitmiştir. Yoksa nasıl ödeyecek bu evin kirasını? Hem işsiz adama kız da vermezler. Değil mi Gülbahar? Neyse ben artık gideyim baba. Ne de olsa ben Semih gibi işsiz güçsüz değilim. Benim bir dükkanım var. Bakmak zorunda olduğum bir ailem var. Elemanlarım var. Yani benim bazı sorumluluklarım var baba. Kadir, akşama gel bizi al tamam mı? Yani Ceren'le beni. Tabii karışım. Sorumluluğu olan bir adam olarak hallederim. Kudret, Kadirlere dönelim diyorum artık. Bir süre daha burada kalmamız gerekti. Neden? Semih'i takip etmem lazım. Vallahi bu jacuzzi şahane anne. Aynından bizim eve de yaptırayım bir tane. Sen ne yapıyorsun burada? Baba, ben Semih'in jacuzzisini deneyeyim dediydim de. Dur, bu kılıkta çıkma. Ben açarım. Kadir abi burada mı? Ne oldu Hasan? Ne bu halin böyle? Kadir abi, Kadir Bey köfte yandı. Ne diyorsun Hasan? Köftecimiz yandı, kül oldu Kadir abi. Nasıl oldu ya? Nasıl sen? Allah. Köfteciğim, evet. Benim dükkanım. Allah Allah. Ya oğlum dur bir dakika. Bornoz mu çıkma? Hanım, çabuk çocuğa bir şeyler getir. Kadir abi. Dükkanım. Köfteciğim ekmek bekle. Ya tamam üzülme tamam. Oğlum olan olmuş bir kere. Hiçbir şey kalmamış anne. Hiçbir şey kalmamış. Ben bittim. Ben mahvoldum. Kadir. Yangın nasıl çıktı? Biz uyurken başlamış Kudret amca. Ben dumana uyandım. Ocağın orada bir yerde başladı. Hemen su döktük ama sönmedi. Sonra itfaiyeyi çağırdık. Ya önce itfaiyeyi çağırsaydınız ya. Neyse baktık sönmüyor. Biz de hemen dışarı çıktık. O arada itfaiye geldi. Tam böyle söndürecekken herhalde içeride tüp falan patladı. Yangın iyice büyüdü. Ben gördüm enkazı. Çatallar bile erimişti sıcaktan. Ay. Üzülme baba. Üzülme. Yine bir dükkan açarız. Kolay mı kızım? Kolay mı yavrum? Ben ne kadar uğraşmıştım orası için. Ne kadar emek vermiştim. Ben orayı yoktan var etmiştim. İşte köfteci açacağımız yer burası arkadaşlar. Buraya köpeği bağlasam durmaz Kadir abi. Vallahi süt olan haklı Kadir abi. Baksana şuraya ya. Köpeği ayaklarından çaksan da yine de durmaz burada ya. Olumsuz olumsuz konuşmayın be. Harika bir yer burası. Ana caddeye çok yakın bir kere. Vallahi Kadir abi, burası köfteci olacak en son dükkan ya. Dekoratörlük diye bir meslek var değil mi Dombili Baykuş Hasan? Basacağız parayı, en kral dekoratörü getireceğiz herhalde. Hangi parayla? Merak etmeyin, hallederiz. Anne daha bir sene bile olmamıştı. Bu kadar çabuk mu yok olacaktı? Yaptığım açılış konuşması bile hala aklımda ya. Ama önce ben bir konuşma yapacağım. Gel bakalım Rakı. Arkadaşlar, öncelikle hepinize davetime katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Bizler bugün burada Türk köfte sektörüne yeni bir soluk, yeni bir açılım getirecek olan Kadir Bey Köfte Salonları zincirinin ilkini açmak için toplanmış bulunuyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun, var olun. Biz Kadir Bey Köfte olarak köfteyi kıymanın bir takım farklı maddelerle karışımından çok daha değerli, çok daha önemli, çok daha rentable bir şey olarak görüyoruz. Çünkü köfte bir sanattır, artistiktir. Köfte başlı başına bir vakadır. Köfteci kavramı insanların sadece karınlarını doyurmak için gittikleri bir yer olmamalıdır. İşte Kadir Bey Köfte Salonlar Zinciri bu şanlı vazifeyi yerine getirmek için kurulmuştur. İçine köfte arabası bile koymuştum. Bir ilke imza atmıştık. Ben o dükkanı çok seviyordum. Evet. Ay senin en sevdiğin iş bu olmuştu. Dört elle sarılmıştı vallahi. Ya bizi de motive etmiştin Kadir abi. Biz de dört elle sarılmıştık işe. Rafi. Tombili. Gelin buraya. Arkadaşlar, biz bu köfte işine birlikte girdik. Yani ortak sayılırız. Bundan sonra kafa kafaya vereceğiz. Kadir Bey köftenin başarısı için elimizden geleni yapacağız. Yapacağız patron. Burası daha önceki Kadir Bey işletmeleri gibi başarısız olmayacak. Çok çalışacağız ve burayı çok işlek bir köfteci haline getireceğiz. Bu bizim son şansımız. Yani bu köfteci köprüden önceki son çıkış. Anlıyor musunuz? Anlıyoruz patron. Minibüsümüz vardı. Müşteriler de iyiydi. Şarkısı bile vardı dükkanımızın. 3-5 kilo kıyma, birkaç tane yumurta. Yeter ya, kafam şişti. Ha, bir dakika Kudret amca. Yeni bir şey buldum. Siz şarkı başlayın, ben vokal yapacağım. 1, 2, 3. 3-5 kilo kıyma, dombili bili bili. Birkaç tane yumurta, dombili bili dom dom. Birazcık da kimyon, dombili bili bili. 2 damla limon, hey, dombili bili dom dom. 3-5 kilo kıyma, birkaç tane yumurta. Sirke de mi katsam, pul biber de koysam. Birazcık da kimyon, 2 damla limon. Bu şeker de ne, şekere katacağım bana ne. 3 tane domates, soğanları ince kes. Sarımsakla diş diş, köfte yapmak uzun iş. Köftecilik ince iş, aman köften iyi piş. Ben yaparım köfteyi. Zaten hiç şansım olmadı ki benim. Hangi işe elimi attıysam hep böyle oldu. Tamam oğlum, tamam. Artık üzülme. Bazı olaylara kader deyip geçmek lazım galiba. Niye baba ya? Niye? Nereden çıktı bu yankı? Niye benim dükkanım baba? Ha? Niye benim dükkanım? Her şeyim yandı baba. Hayatım yandı. Hadi gelin, siz de bir şeyler yiyin. Yok, ben yemeyeceğim. Ben de yemeyeceğim. Ben de. Ne
üzülme be abi. Kurarsın bir iş. Halledersin sen. Yok Semih. Bu sefer o kadar kolay değil. Çok para ister bu işler. Para dediğin nedir ki? Kredi alırız sana. Hem ben de yardım ederim. Tekrar açarız köfteci dükkanını. Sağ ol Semih. Ama daha bu yanan dükkanın borçları bile bitmemişti. Çok içerideyim. Ben mahvoldum. Ben yandım. Ben bittim. Bittim. Geçmiş olsun bacanak ya. Yeni duydum. Gerçekten çok üzüldüm. Sağ ol. Sağ ol. Ben de çok üzüldüm enişte. Ayrıca çok da teessüf ettim. Ne teessüfü ya? Dükkanını sigortaladığımız günün ertesi günü yangın çıkması sence de çok enteresan değil mi? Doğru ya. Sigorta yaptırmıştık. Tamamen unutmuşum. Ne? Ne? Sigorta mı? Ha? Kim sigorta yaptırttırdı? Kudret amca İpek'in yeni girdiği şirkete senin dükkanı sigortalattırdı Kadir. Aslan babam benim. Aslan babam benim. Canım babam benim. Aslan babam benim. Aslan babam. Aslan babam. O kadar sevinme enişte. Bu durumda sen de ben de şaibe altındayız. Niye? Polise var mı? Var. Peki imza var mı? Var. Prim ödendi mi? Ödendi. Tamam işte. Yırttık. Allah'a yırttık baba. Baba yırttık. Ay babacığım, yanaklarınızdan tekrar tekrar öpesim geliyor. Öyle zamanında yaptırmışsınız ki sigortayı. İçine doğdu herhalde. Herhalde. Ya iyi ki o gün İpek gelmiş de sigortalattırmışız dükkanı. Ay iyi ki. Yoksa bir senede toparlayamazdı Kadir. Ay kesinlikle toparlayamazdı baba. Ne kadar ödeyecekler bize şimdi? Tüm zararı ödeyecekler mi? Poliçim üzerinde bir tazminat yazar anne. Ona göre öderler. O gün ödediğin 89 lira sayesinde mi ödüyorlar bu paraları? Ya iyi ki ödemişim. Hoş geldin. Gel kardeşim gel. Gir içeri gel. İyi günler. Gel böyle buyur gel. Merhaba baba. Merhaba. Gel. Gel kardeşim. İşte merhaba, babam bu. Polisindeki imza onun imzası. Prim ödeyen de o. Hayır sorun ne? Baba bizim dükkan polise tarihinden bir gün sonra yandı ya. Arkadaşlar biz yaktık zannediyorlar. Aa daha neler. Benim görevim her şeyi araştırmak. Tazminat alabilmek için karısını kocasını zehirleyenler var. Ödesenize kardeşim paramızı. Ekmek teknemiz yandı bizim. Evet. Hem para alıyorlar hem ödemiyorlar. Tamam, tamam. Susun şebelekler. Germeyin ortamı. Hulya, expert arkadaşa çay, kahve bir şeyler ikram et. Ödesinler öyle ikram et kızım. Anne plansı da anca öderler. Oho. Poliçenizi İpek Hanım doldurmuş öyle mi? Evet. Kendisi şahsen bizzat baldızım olur. Ha, teminatları da o belirlemiş. Evet. İpek Hanım sigorta şirketine yeni girmiş. Evet. Ve ilk doldurduğu poliçelerden biri sizinki. Evet evet ne varsa dete gelelim artık. Dükkanı kundaklamadığınızdan eminsiniz değil mi? Kadir abi biz en iyisi bu ekspire dövelim abi. Bir dakika çocuklar bir dakika sakin olun. Yapmayın ya biraz medeni olun insan olun. 10 dakika içinde yazmazsa birlikte döveriz. Çocuklar sakin olun. Raporu yazmadan evvel itfaiye raporunu beklemek zorundayım. Siz de bu arada bir zarar beyanı hazırlayın. Ne zarar beyanı ya? Ne zarar beyanı? Kül olduk diyorum kardeşim. Kül olduk. Tanzimat bedeni neyse ödeyin ya. Önce enkazı iyice incelemem lazım. Sizin vereceğiniz beyan ve itfaiye raporundan sonra ben de raporumu hazırlayacağım. Rafi, Hasan hemen zarar raporu hazırlıyoruz. Bizim dükkanda kaç masa vardı? 12. 20 adet 20 masa. 20 değil Kadir abi 12. Duydum Hasan. Başka? Kıyma da yeni almıştık 10 kilo. 10 kilo mu? Vay be 10 kilo kıyma dünyanın parası eder ya. 30 kilo kıyma. 10 dedim patron. Duydum Rafi. Bunlar zaten az ödemek için şimdi kısacaklar. Bari bu yolla dengeleyelim. Ama adam enkazı araştıracağım dedi.
Dükkan yandı, kül oldu Hasan'cığım. Araştırsa ne olur, araştırmasa ne olur? Her şey yandı. Yandı, bitti, kül oldu. 40 tane çatal var. Ya Dombili, uğraştırma beni şimdi tek tek. Al yaz şunu. 50 tane çatal, 50 tane kaşık, 50 tane bıçak. Hepsi altın kaplar. Bir plazma televizyon. Fakat bizim plazma televizyonumuz yoktu ki. Vardı, vardı. Sen görmemişsindir. Sonra duvarlarda Da Vinci'nin, Van Gogh'un paha biçilmez tabloları. Sonra 10 tane tuzluk, hepsi dolu. 10 tane ekmek, 2 kilo da fasulye. Minibüsü de yaz. 90 mı? Yok, 92 model. Çalışır durumda, bütün bakımları tamam. Çalışır durumda ve bakımları tam. Ben olay yerinde minibüs motoru gördüğümü hatırlamıyorum. Sen yanmış motorun neye benzediğini biliyor musun kardeşim? Metallerin erimesi için binlerce derece sıcak gerektiğini biliyorum. Kolay kolay kül olmazlar. Rafi, bizim minibüsün motor olduğunu emin misin sen? Pek emin değilim patron. Yoktu canım. Biz minibüsü içeri sokarken motor düşmüştü de biz de onu atmıştık ya. Ha. Da Vinci tablosu. 100.000 dolar değerinde. Ya ya, ona ne kadar çok para vermiştim, hatırlıyor musunuz çocuklar? Evet, Kadir abimin Da Vinci ile bir pazarlık edişi vardı, görmeliydiniz. Bu tabloların faturası var mı? Fiş almamıştım, onlar da indirim yaptıydı ayağımız alışsın diye. Yani bunların dükkanınızda olduğuna dair elinizde hiçbir kanıt yok. Görenler var. Ben gördüm mesela. Böyle baktım, gördüm. Bu beyandaki her şeyin faturasını göstermeniz lazım. 30 kilo kıyma, 2 kilo kuru fasulye ve tuz dahil. Kardeşim, dükkan yandı, faturalar da yandı. Aldığınız yerlerde kopyaları vardır belki. İspatlanmayan şeyler kafadan uydurulmuş sayılır. Ne biçim sigorta şirketisiniz kardeşim siz? Madem bize inanmayacaksınız, niye prim prim alıyorsunuz ya? Birkaç gün sonra görüşürüz. Siz bu arada faturaları arayın. Ben de enkazda bir plazma TV bulmaya çalışayım. Baltamı alabilir miyim? Ya bir dakika, bir dakika. Ben şimdi nereden bulacağım fatura matura? Geçmiş zaman, kimse vermez ki fatura. Gıcıklığına vermez bu adamlar. Niye işi zora sokuyorsunuz kardeşim? Niye bana yardımcı olmuyorsunuz? İyi günler. Olmaz ki ama, bu nasıl sigorta şirketi ya? Bana bakın. Rafi, Dombili, gidin bana bir tane plazma televizyon faturası bulun. Nereden bulacağız ya? Evet patron, nereden bulacağız? Ya her şeyi bana sormayın. Biraz yaratıcı olun. Her şeyi devletten beklemeyin. Şunları biraz çalıştırın. Hadi yürüyün gidin yallah. Sinirlendirmeyin beni. Sinirlendirmeyin. Şu alçaklara bak baba ya. 100 milyar zarar gösterdik, 10 milyar lira ödediler. Sen de niye yalan beyanla bulunuyorsun ha? Ağustos böceği. Bak, ödeyeceklerini de ödemediler. Tabii ya. Nereden çıktı bu plazma TV falan? Sen karışma, naylon evlat. Neyse, ben gideyim artık baba. Annemleri de götür istersen. Özlemişlerdir sizin evi. Ben hiç özlemedim. Ben de. Semih Bey. Kim arıyordu? Ev sahibi Sadi. Bir şey mi vardı Sadi Bey? Emlakçının vermiş olduğu çek karşılıksız çıktı. Çağırır mısınız gelsin? Bakın, kendisi orada. Ne tesadüf, paralar da elinde. Herhalde gidip bankaya yatıracaktı. Semih Bey. Semih Bey mi? Ne gideceğinizi bilseydim, çekin arkasını yazdırmazdım. Buyurun çekinizi. Ne çeki ya? Versene paramı. Ne alıyorsun paramı ya? Ver şu paramı. Bir dakika, benim para. Bir dakika ya. Bir dakika. Şuna kardeşim. Siz kimsiniz? Semih Bey'in ev sahibiyim. Müsaadenizle. Çok işim var. İyi günler. Benim de Semih ya. Bir dakika. Versene parayı. Parayı. Lan Semih. Lan Semih. Lan Semih.
Sen ne biçim kardeşsin? Senin gibi kardeş olmaz olsun be, olmaz olsun. Ayıp oluyor ama abi, ağır konuşuyorsun. Kavgada bile söylenmez ya. Neler? Yok, seni boğmak yetmeyecek. Ben sana en iyisi odunla modunla girişeyim. Aman be abicim, bir 10.000 lira için birbirimizi odunlamaya değer mi? Ben o parayla iş kuracaktım. Ev sahibin geldi paramı elimden aldı. Ben senin kiranı ödemeye mecbur muyum ulan? Vereceğiz paranı be abi. Vade diye bir şey var. Hiç duymadın mı? Hay vadeni de seni de. 40 yılda bir kardeşine bir iyiliğin dokundu. Bak senin sayende ne güzel bir evde oturuyorum. Sevabı çok büyük. Mekanın cennet olacak. Tutturamadın abi. Köftecim yandı. Kardeşim paralarımı gasp etti. Hiçbir şeyim kalmadı. Karımla kızımdan başka hiçbir şeyim yok. Onların da nakdi değeri yok. Öyle deme be abi. Kurarsın yeni bir iş. Halledersin sen. Sana boşuna hallederiz Kadir dememişler. Yılışma, yılışma. Naylon evlat, naylon evlat seni. İstersen birlikte bir iş kurarız. Sen sermayeyi hazırla. Ben de fikir çok abi. Ya sen ne yılışık bir adamsın ya. Ben sana seni kardeşlikten ihraç edeceğim diyorum. Sen bana iş diyorsun ya. Abi, babama ne dedin para konusunda? Semih ev kirasını filan ödeyememiş demeseydin. Demedim. Çünkü önce seni öldürüp ondan sonra söyleyecektim. Aman abi, söyleme. Paranı ödeyeceğim. Vallahi. Ne zaman? Haftaya cumaya. Bana bak. Parayı ödeyene kadar babamlar burada senin yanında kalacak. Ben de kafayı dinleyeceğim, tamam mı? Anlaşıldı mı? Hayır abi, olmaz. Olur. Bal gibi olur. Şimdi numarayı çeviriyorum. Tamam mı? Her zamanki o yılışık ses tonunla onları buraya davet edeceksin. Gelmezseniz ölümü öpün diyeceksin. Anlaşıldı mı? Saçmalama abi. Ne işleri var bekar evinde? O zaman babama ev sahibine sahte çek verdiğini söylerim. O hayırlı evlat imajın çizilir. Alo baba. Alo baba. Neden gelip bir süre bende kalmıyorsunuz? Hep abimde, hep abimde. Allah çarpsın kırılıyorum. Biraz daha kalsaydınız anne. Ne güzel hep beraber oturup duruyorduk değil mi baba? Yine gelirler abi, yine gelirler. Ben de biraz kalsınlar, dönerler. Ama canım evlatlarım, tabii. Görüyor musun Kudret? Paylaşamıyorlar bizi. Ya ne demezsin. Mutluluktan ağlamak üzere. Ben babamı ağlatmadan bir an önce gideyim. Öpüyorum anne, hoşça kal. Allah'a ısmarladık kardeşim. Canım babacığım, canım anneciğim. Ne kadar iyi ettiniz de geldiniz. İyi ki geldiniz. Öyle özlemişim ki sizleri. Niye televizyon yok bu evde? Aşağıda projeksiyon TV var baba. İstersen oraya geç. Açarım perdesini, dev gibi seyredersin. Çok büyük o. Spikerin kafası benim kafamdan büyük olunca dikkatimi haberlere veremiyor. Peki baba? Hem bezin üzerinde televizyon mu olurmuş? Bahçe sineması mı bu? Senin canın bir şey mi sıkkın baba? Hadi bakalım yemek hazır. Anne, babam niye ters böyle? Yani bana eskisi gibi davranmıyor. Hiç başımı bile okşamıyor anne. Aman boş ver yavrum, yaşlandı artık. Hadi gel, yemek soğumasın. Efendim? Evet benim. Bengü mü? Hatırlamaz olur muyum? Hiç unutmadım ki.
Telefonumu yazdığım o peçeteyi attığını sanıyordum. Birlikte bir içki içmeye ne mi derim? Allah derim Bengücüğüm. Sonra da bizim evde devam mı ederiz? Şu an bizim ev biraz hizmet dışı. Ama istersen konuyu içki içerken istişare edebiliriz. Tamam, görüşürüz. Öptüm. Hadi evladım, baban sofrada bekliyor, kızacak şimdi. Geliyorum anneciğim. Ha, bir de akşam dışarıya çıkmasın, evde otursun diyor. Of, of. Sardı babamları başıma, kısmetimi bağladı. Nasıl yorulacağım ben şimdi bunları? Semih daha uyanmadı mı? Uyanmadı. Bırak uyusun çocuk. Ne de olsa tatilde. Ne tatiliymiş bu ya? Bitmek tükenmek bilmiyor ya. Bir ay oldu almayadan geleli. Benim oğlum kesin dönüş yaptı. Burada çalışacak. Annesinin yanında. İyi de hiç öyle çalışacakmış gibi durmuyor. Biz Kadir'e Ağustos böceği derken... ...baksana bu da yan gelip yatmaya başladı. Rahat bırak çocukları Kudret. Koskoca adam oldular. Hepiniz bana karşısınız zaten. Bulur bir iş nasıl olsa. Onca sene tahsil yaptı benim çocuğum. Umarım yapmıştır. Diplomasını sorsam mı acaba? Tamam hayatım, ağlama. Hallederiz hayat. Ne oldu evladım? Bu ne valizler? Evden atıldık babaanne. Ne? Evden mi atıldınız? Evet baba. Sabah sabah kapımıza dayanan ev sahibi ve onun arkasındaki avukat ve onun arkasındaki polis memurlarının düzenledikleri bir seri operasyonla bizi evden çıkarttırdılar. Ya, sebep? İki aydan beri ödenmeyen kira dede. Ne? Yani siz de mi burada yaşayacaksınız abi? Ne olmuş canım, 3-5 gün takılsak bir yerin bir şeyin mi eksilir yani? Babamlara aldığınız Kilios'taki ev vardı. Orası daha uygun değil mi? Orayı kiraya verdik ya oğlum. Hadi ya. Niye ödemedin kiranı? Ödeyemedim baba. Biliyorsun işte dükkan yandı. Ekmek teknem kül oldu. Ya dükkan yanalı 10 gün oluyor. Sen 2 aydır kira vermemişsin. He, açıkla bakalım abi. İnsanlarda merhamet kalmamış anne. Dükkanımız yandı dedik dinlemediler. Zaten ondan attılar baba bizi. Baktılar ki ekmek kapım kapandı. 2 aylık kirayı bahane ettiler, yolladılar. Halbuki ben ödeyecektim. Kesinlikle ödeyecektim baba. Ödeyecekmiş ya. Ya sen adam olacak mısın? Hadi dükkanın yandı, hepimiz üzüldük. Peki sigortadan aldığın para? Nerede? Yok. Niye yok? Bir akşam adamın biri geldi, parayı aldı ve gitti. Kimdi adam? Kesin alacaklarından biriydi değil mi? Bir düzeniniz yok be! Bir düzeniniz yok ya! Ne biçim insansınız be? Ne biçim insansınız be? Hayat ne tuhaf değil mi Hulya? İnsan benim dediği her şeyi bir anda kaybedebiliyor. Köftecimiz bir saat içinde yandı kül oldu. Evimiz de gitti. Evet. Her
şey yolundayken nasıl bir anda tepe taklak olduk? Öyleyse niye bu kadar çok çalışıp çabalıyoruz? Madem her şeyimizi bir anda bir gecede yitireceğiz, bunca uğraşmak niye? Belki de sağlık ve mutlu olmak içindir. Başka niye olsun ki? Sağlık ve mutluluk da parayla oluyor Hulya. Senin bu bahtsız kocan yine dibi boyladı. Yine meteliksiz kaldı. Her şey düzelecek. Sen yaparsın, halledersin. Ben bir sürü harçlık istemiyorum baba. Para biriktirmiştim, onları harcayacağım. Tamam mı? Canım kızım benim. Minik yavrum, minik yavrum. Merhaba Kudret amca. Merhaba çocuklar, merhaba. Kadir abi yok mu? Buralarda bir yerde olacak. Seslenin siz, seslenin. Tamam. Hasan, Rafi. Merhaba Kadir abi. Merhaba Kadir abi. Geçin çocuklar, geçin oturun şöyle. Hayırdır, hangi rüzgar attı sizi böyle? Biz şu iş durumunu konuşacaktık Kadir abi. Ne iş durumu? Ortada konuşulacak iş mi kaldı? Evet, biz de onu konuşacaktık. Biz şimdi ne yapacağız Kadir abi? Köfteci bizim her şeyimizdi Kadir abi. Bir anda işsiz kaldık ya. Evet. Ama hepimiz işsiz kaldık. Bu aralar talihimiz çok karanlık. Patron, başka bir iş yeri açmaya düşünmüyor musun? Düşünüyorum Rafi. Düşünüyorum ama henüz sermaye yok. Likiditeyle oluyor bu işler biliyorsunuz. Baban dün kalbini tuttu. Gördün mü sen de? Yok. Evden ayrıldığınızda Kadir'e biraz bağırmıştı ya. Kalbini şöyle tuttu. Görmedim anne. İlk defa öyle göğsünü tuttu. Ay, kalbi falan mı var acaba? Endişelenme anne. Tansiyonu çıkmıştır. Şekeri var ya ondan. Ya ona bir şey olursa Hülya? Sen istersen bir konuş babamla anne. Bir doktora gidin. Bu yaştan sonra sık sık kontrole gitmek lazım. Kabul etmez ki. Peki biz ne yapacağız Kadir abi? Vallahi bilmiyorum çocuklar. Bir dükkanım olsa, bir şeyim olsa inanın ilk işe alacağım adamlar sizlersiniz. Ama yok, bende de yok. Kendi başımızın çaresine bakacağız o zaman. Öyle gözüküyor. Gazeteyi alabilir miyim Kadir abi? Bari iş ilanlarına bakalım. Alın, hadi bir bakın bakalım. Merak etmeyin çocuklar ya. Bir iş bulursunuz ya. Ulan ne yapacak bu çocuklar? Nasıl geçinecek? Bulsalar bari bir iş. Kudret, şu Sinan Bey ne kadar iyi adammış. Bak düşünmüş de yardıma koşmuş. Ya İlin oğlu yardıma koşuyor. Öz babası adam olamazsın diye fırça atıyor. Aman takma kafana. Senin yapın bu. Nasıl yapıysa bu. Düşene bir tekme de ben vuruyorum. Öyle deme. Senin altın gibi bir kalbin var. Nasıl üzüldüğünü bilmiyor muyum sanıyorsun? Üzülüyorum tabii. Üzülmez miyim? Beceriksiz diyorum ama şansı da yok çocuğum. Köfteciyi de çok sevmişti. Baya baya da çalışıyordu. Kısmet işte. Kısmet de yanılmamış. Götür parayı ver istersen. Dertli uyumasın çocuk. Kara kara düşünmesin. Ha? Yarın veririm. Şimdi yatmışlardır. Biz de yatıp uyuyalım artık. Thank you.
hadi iyi geceler. İyi geceler. Koskoca ev tuttuk. Hala kanepe tepelerinde yatıyoruz. Ordu gibiler be. Yatak bırakmadılar ki yatayım. Ha bak, battaniye mi yorgan mı? Neresi başı lan bunun? Kudret. Yarın bir doktora gitsek diyorum. Ne doktoru? Ketçap için. Ketçap mı? Hülya dediydi, neydi? Check-up mı? Check-up için. Ne işimiz varmış bizim check-up'ta? Canım yaşlandık ya o bakımdan. Bir yaştan sonra sık sık yaptırmak gerekiyormuş. Doktora baktıra gitmem ben. Sen git istiyorsan. İyi de göğsünü tutup duran sensin. Göğsümü tutmadım ben. Tuttun Kudret, gördüm. Kalbin mi sıkışıyor senin? Söylesene. Kalbim malbim sıkışmıyor benim. Ben iyiyim. Nereden çıkartıyorsun check-up'ı mekabı ya? Allah Allah. Hadi yat uyu. Hadi. Thank you.
Saat 10 olmuş. Ne kadar uyumuşum. Kudret kükreyecek şimdi. Ah başım. Ay. Aa, o da uyuyor. Sabah 7'sinde ayağa dikilen adam bu saate kadar uyuyor. Hayret. Neyse uyusun. Kudret. 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 Hayatıma bir şey oldu galiba. Oh Allah'ıma çok şükür. Of anne ya, yüreğimi indiriyordun. Çekil, çekil. Maliye, yastığın altındaki parayı sen mi aldın? Yok. Ne parasıymış bu baba? Sinan vermişti sana vermem için. Ha? 10.000 lira vardı. 10.000 lira mı? Yok mu şimdi? Yok. Başım çatlıyor. Ah, senin de mi? Vallahi benim de. Benim de. O zaman size kötü bir haberim var. Galiba soyulduk. Soyulduk mu? Ver bakayım, gel. Yavaş, geç şöyle baba. Tamam, dur yavaş. Yavaş baba. Aman dikkat et abi. Tamam, çocuğum. Dikkat et, şeye çarpmasın. Tamam, güzel evlat. Gel baba, tamam, ben otursun. Abi arkasına bir şey koy. Ya tamam, bırakın beni ya, bırakın. Yok benim bir şeyim, Allah Allah. Adam gidiyor da hala bir şeyim yok diyor. Bahriye! Yapma baba. Doktor ne dedi? Sinirlenmek yok. Ne çabuk unuttun? Evet baba, artık stres yok. Stres out, sağlık in. Kızmak, sinirlenmek yok baba. İyi de Deren sinirlenmeden duramaz ki. Ceren! Hadi bakalım, dinlenmen lazım. Doğru yatağa. Ya yok bir şeyim. Annem doğru söylüyor baba. Git dinlen biraz. Yoksa şekerin, tansiyonun, kalbim hepsi bir anda fırlıyor. Değil mi abi? Evet. Hadi tut babamı götürelim evet, seni. Evet, en iyisi biz yukarı. Bir dakika çocuklar. Gel, hadi gel, baba. Hadi baba. Sağlık ve sevgisi. Yok benim. Ya bırakın beni ya. Bırakın ya. Bırak hadi. Ben gidelim ya. İyi de yaramıyor abi. Allah Allah. Görüyor musun? Az daha gidiyordu moruk. Moruk mu? Moruk deyip durma şu adama. Psikolojisini bozuyorsun. Yüzüne karşı söylemiyorum ki. Kendi aramızda diyorum. Sevgilimden diyorum abi. Sus. Cevap verme. Naylon evlat. Naylon evlat. Ne oldu Hülya? Nasıl oldu? Hırsızlara mı sinirlendi? Evet. Korktu tabii. Yok. Daha çok hırsızların çoğalmasına kızdı. Canım o da her şeye sinirleniyor ya. Bırak polis yakalasın. Sen ne karışıyorsun? Ne sinirleniyorsun kardeşim? Gel bunu babama anlat. Ya abi, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam bu sinirle fazla yaşamaz. Ulan her şey böyle peş peşe mi gelir be? Köftecimiz gitti. Evimiz gitti. Hırsız girdi her şeyimizi götürdü. Az daha babam da gidiyordu. Yok bir şey Kadir. Dinlensin geçer. İlaçları da var. Bir de onu kaybedersek kalbim dayanmaz be. Semih gel kahve yaptım. Bir şeyler yapmalıyız Semih. Babamın stresini atacak bir şeyler bulmalıyız. Haklısın. Üstelik daha yaşı genç. Gün yüzü gösteremedik adama. Hiçbir şey yaşatamadık. Ya. Ne yapsak? Bir tatile falan mı göndersek acaba? Gitmez ki. Yer beğenmez. Yine sinirlenir işte. Doğru. Doktor resimle müzikle uğraşsın dedi. Aslında öyle bir şeyle uğraşsa ne iyi olur değil mi? Biraz kafası da dağılır. Bence önce bu eve bir güvenlik görevlisi tutalım. Adamın içi rahat etsin. Çok iyi fikir. Hepimizin içi rahat eder. O zaman ben gidip bir güvenlik şirketi falan araştırayım.
Hadi hoşça kalın. Abi sen de bu arada saksıyı çalıştır. Ah, ben de Tankut'la falan mı konuşsam acaba? Babama resim yapmayı falan öğretir belki. Ay Kadir, çok iyi fikir. E tabii ya. Sonra bir de müzik enstrümanı alırız. Çalar, stresini atar. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Nota moto öğrenmeden çalabileceği bir şey olmalı. Yani üflemeli çalamaz, nefesi yetmez, kalbi dayanmaz. O yüzden vurmalı murmalı bir şeyler olmalı. Ben en iyisi yolda giderken bulurum bunu. Hadi görüşürüz Hurya. Güle güle Kadir. Çok geçmiş olsun Kudret amca. Sağ ol. Geçmiş olsun Kudret Bey. Sağ ol. Sinan da geçmiş olsun dileklerini iletmemi istedi. Sağ olsun. Sağ olsun yahu. Hepiniz sağ olun. Bak yine sinirleniyorsun Kudret'cim. Ya üzerime iki kat yorgan örtmüşsün. Patlayacağım sıcaktan ben. Tamam tamam sinirlenme. Bak aldım. Aldım işte. Bak. Sinan'ın da toplantısı var. Bitince hemen gelecek. Gerek yok Müjgan Hanım. Ben iyiyim yahu. Bunlar abartıyorlar. Babam da hep böyle derdi değil mi Müjgan teyze? Ya hiç kabullenmezler. Yaş işte. Tamam tamam sinirlenme sen. Hadi biz aşağı inelim de hastamız dinlensin. Hala hasta diyor ya. Dede sana hikaye okuyayım mı? Aa ne hikayesiymiş o? Küçükken annem bana okurdu. Benim de moralim düzelirdi. Belki dedemin de moraline iyi gelir. Bir bakayım şuna. Andersen'den masallar. Hangisini okuyayım dede? Çirkin ördek yavrusu mu? Kirbetçi kızı mı? Ayılı da var istersen. Çocuk muyum ben kızım ya? Bak sen bile küçükken okuyormuşsun bunu. Ama canım bir şey yapmak istiyor dede. Dur o zaman ben Kudret amcaya bir hikaye anlatayım. Çok komik. Hangi hikayeymiş o? Hikayeden çok bir anı. Hani hatırlıyor musun? Babam bir gün bizim evden gitsin mi kalsın mı diye bir oylama yapmıştık. Evet hatırlıyorum. Sonunda babamın da tansiyonu fırlamıştı. Kadir eniştemin bizim evdeki herkesi çok kızdırdığı zamanlardan biriydi. Hatta Hülya ablam bile onun gitmesini istiyordu. Babacığım sizden rica etsem Kadir'i evden yollar mısınız? Burada daha fazla kalıp size yük olmasını istemiyorum. Çok isabet olur bence. Yeter canım bu kadar da yüz bulunmaz ki. Evet baba sadece ben değil herkes gitmesini istiyor. Değil mi kızlar? Vallahi ben istiyorum. Neden kamuoyuna baskı yapıyorsun Hülya? Kim istiyormuş gitmemi bir kişi bile gösteremezsin. Aa baskı falan yapmıyorum herkes istiyor. İyi oldu iyi. Biz de şimdi demokrasiden bahsediyorduk. Kadir'in gitmesini isteyenler el kaldırsın bakayım. Bir dakika ya. Ne oluyor? Kayınço sen indir bari sen niye? Baldızlar ayıp oldu. Ceren kızım indir elini. İndir yavrum. Hadi topla pılını pırtını. Son derece demokratik bir şekilde bu evden kovuldun. Adam oluncaya kadar da bir daha da gelme. Öyle. Evet kovuldum. Kusura bakmayın işte oy çokluğu var. Evet enişte gayet adil bir seçim oldu. Hiç de adil bir seçim değil. Nerede bunun propaganda süreci? Yani ben kendimi savunamadım bile daha ya. Aman sanki savunsan çok şey değişecek. Ama kamuoyu beni yanlış tanıyor anneciğim. Siz bana iki gün propaganda süresi verin. Ya o zaman görürsünüz siz gerçek demokrasiyi, memokrasiyi. Babam haklı dedi. Seçimden önce propaganda süresi olması lazımmış. Aferin kızım. Gördünüz mü babacığım? Bana iki gün süre verin, yeniden girelim seçimlere. Oylamamızı bir daha yapalım. Boşuna uğraşma baba. Dedem demokrasi hoşlanmıyor. Sanki iki gün sonra çok şey değişecek Kadir. Hiç belli olmaz Hülya. Ön yargılı davranmayalım lütfen. Tamam tamam. Madem demokratik bir şekilde kovulmak istiyorsun, iki gün sonra tekrar seçim yapacağız. Sandıktan ben çıkarsam hiçbir soru sormadan çekip gideceksin tamam mı? Eğer sen çıkarsan ben de hiçbir şey sormayacağım. Kalacağım. Tamam. Vallahi ben fikrimin değişeceğini hiç sanmıyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Eyvah bir tane bile Kadir yanlısı yok. Hepsi Mehmet Usta iktidarını tutuyor. Oh be. Bir seçimle hem demokratik olacağım hem damattan kurtulacağım. Eniştemin kaybı.
kaybedeceği ve kovulacağı çok açıktı Kudret amca. Ama kovulmadı dede. Çünkü babam çok akıllı. Evet. İki günlük propaganda süresi içinde hepimizin babamdan gizlediği şeyleri tek tek buldu. Sonra da onları bize karşı kullandı. Evet millet, demokrasi sınavına hazır mıyız? Biz hazırız. Sen topladın mı bavulunu? Kaybedeceğimi kim söyledi acaba babacığım? Ay neyse, hadi ne yapacaksak yapalım, bitsin bu iş. Evet, soruyorum. Herkes hazır mı? Kadir. Korkma Hulya, korkma. Evet, Kadir'in evden gitmesini isteyenler el kaldırsın. Ya hadi senize ya. Hadi. Ben evleniyorum adlı yarışmada eş arayan. Ya ne oluyor size? Allah Allah. Defne. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Hamlet Shakespeare. Tiyatro hakkında ne düşünüyorsunuz babacığım? Ya bırak şimdi tiyatroyu İpek. Kızım kaldırsana elini hadi kaldır. Görüyorsunuz ya babacığım, kimse el kaldırmak istemiyor. Tövbe tövbe tövbe. Ya damadın kalmasını isteyenler. Defne. Kalsın baba. Ne zararı var ki bize? Ha. İpek. Ne güzel hep beraber oturuyorduk baba. Ha. Ha. Şükran. Aman canım, bu soğukta nereye gitsin çocuk? Ya. Ya ne oldu size böyle? Mustafa indir elini. Ben eniştemden gayet memnunum baba. Ha. Sen indir çocuğu, indir evladım hadi. Babacığım bugün dükkanda elmas mı kırıldı, ne oldu? Lan Dombili, sana indir demedim mi? Ben kalsın istiyorum usta. Aferin babam gidiyor. Ah benim kızım Hulya'm. Görüyorsunuz ya babacığım, kimse evden gitmemi istemiyor. Yaptığımız son derece demokratik oylama sonucunda oy birliğiyle evde kalmama karar verilmiştir. Nokta. Ya sizler ne biçim insanlarsınız ha? Ya ne biçim insanlarsınız? Beni delirtmek mi istiyorsunuz siz ya? Niye fikir değiştiriyorsunuz? Madem değiştiriyorsunuz, bana niye haber vermiyorsunuz? Yok size demokrasi, demokrasi bundan sonra. Benim dediklerim olacak. Sonra bana dikkat edin. İşte böyle. Ne kadar komik değil mi? Babam o gün çok şaşırmıştı. Ve o gün demokrasiye küsmüştü. Mehmet Usta'nın durumu ne alemde? Hala tansiyonu fırlıyor muymuş? Yo. Ayvalık'a yerleşti, yerleşeli sağlığı çok iyi. Tabii bizim ruh sağlığımızda. Neyse ben gideyim. Sizi Andersen'le baş başa bırakayım. Ceren'cim sen dedene çirkin ördeği oku. Çünkü benim hikayeyi pek beğenmedi. İsterseniz vazgeçin. Vazgeçmiyorum.
sağlık, sağ olun. İyi akşamlar. İyi teşekkür akşamlar, ederiz. Hoşça kalın. Ya abi, babam ne anlar bateri çalmaktan? Niye kurdurdun koskoca Ali Taş'a? Oğlum ne var bateri çalmakta ya? Davullara vuracak, stresini atacak. Doğru ya, bize bağırmasından iyidir. Herhalde. Hop 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 hop, bir dakika. Siz ne zaman girdiniz içeriye? Bataryayı kurduk gidiyoruz kardeşim, bıraksana kolumu. Rafiden dönmeli, rafiden dönmeli, tamam. Cevap ver, tamam. Dönmeli, tamam. İçeride tanımadığımız adamlara çıkıyor, tamam. Niye bırakıyorsun, tamam. Benim özel, tamam. Beni ilgilendirmez, tamam. Dönmeli işte, ne olacak? Olmuyor işte ya, olmuyor. Bana bak Tanküt, hani öğretecektin, niye öğretemiyorsun adama? Bilakis strese soktun adamı. Ben ne yapayım ya? Kendi çok biliyormuş gibi geçti tuvalin başına. Biliyorum tabii. Rahatlıkla bir şebek resmi yapabilirim. Baba, gel istersen senin için hazırladığım müzik enstrümanında biraz stres at. Neymiş o? Bateri baba. Bateri mi? O ne? Davul baba, davul. Hani sopalarla çalıyorsun ya, dam dumu tık tak tık tak tıs tıs tıs. Hadi gel baba, istersen aşağıda göstereyim sana. İsteme bateri filan. Be, bateriyle benim ne ilgim var? Davulcu muyum ben? Tamam baba, tamam. Sinirlenme. Sen de bir keman filan alsaydın. Ne anlar adam bateriden, davuldan? Kemandan çok anlar sanki. Bahriye, kalk Bahriye. Efendim? Ya bu Hasan'ın rafı bizi koruyabilecek mi? Ya biri gelir de bunlara gece vakti bir şey yaparsa? Onların işleri bu Kudret. Hem silahları var. Rafi, Rafi ne diyeceğim ben sana ya? Ne diyorsun? Acaba birlikte mi beklesek ha? Tamam lan, birlikte bekleyelim de. Sen dur, ben biraz uyuyayım. Çok uykum var. Tamam abicim, sonra da ben uyurum. Havada çok soğuk. Keşke bir battaniye olsaydı. Rafi, köpek avlıyor, duyuyor musun? Evet. Acaba büyük mü ha? Bahriye. Ben bir dolaşıp geleyim. Dolaş ha. Oho! Adam horlamaya başladı bile ya. Ah, 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 ah.
En iyisi ben de biraz kestireyim. Nasıl olsa yatağında kimsecikler yok. Sinirlenmeyecek durum mu bu? Tamam, ya hadi. Rafi'den, efendime söyleyeyim, Dombili'den güvenlik görevlisi mi olurmuş be? Kızıncı'da kızı diyorsunuz. Kudret, baba. Kudret, baba. Lütfen Kudret, kendine tamam, çekil, çekil. Nereye? Senin hayatta yaptığın en büyük hata ne biliyor musun? Neymiş? Evlenmek. Yok ya. Tabii ya. Evli olmasaydın şimdi işsiz kalmak sana bu kadar koymayacaktı abi. Evlilik dediğin eşek yüküyle sorumluluk demek. Bana bak, kardeşine bak. Ben bekarım, özgürüm. İster çalışırım, ister çalışmam. Hesap vereceğim bir karım yok. Toka parası isteyen bir kızım yok. Mis gibi, oh, oh. Sen zaten evde kalırsın. Kim seninle evlenmek ister ki? Naylon koca. Peki Semih evlenmeye niyetli mi? Niyetli, niyetli. Niyetli olmamak da demekmiş. 35 yaşına geldi. Elbette evlenmek istiyordur. Deveye neden boynunu eri demişler? Ne soruyorsun kardeşim? Yüksüğümü görmüyor musun demiş. Hadi kızım, el ele verip evlendirelim şu Semih'i. Sevaptır. Tamam anne, tamam. Yarın ben birkaç arkadaşımı arar, ağızlarını yoklarım. Gelip tanışırlar. Artık hayırlısı. Yurt dışında mısın? Ay inanmıyorum Melda'ya. Ya sen de hem evde kaldım diye yakınıyorsun, hem de hala kariyer peşindesin. Sana çok güzel bir kısmet bulmuştum ben. Ya. Ay yok, bekleyemez. Oho, o zamana kadar alan alır, satan satar. Hayır, bize acil kısmet lazım. Ya Melda, olmaz diyorum sana. Tamam hadi. Çok yaz, hadi kapatıyorum. Hadi tamam, öptüm canım, bay. Hay Allah, burunda mı işi varmış? Evet anne ya, yurt dışındaymış. 2 ay sonra gelecekmiş. Yok mu başka biri? Aa, bakayım. Gülbin var anne. Ama bak 2 kere evlendi, boşandı ona göre. 2 kere mi? Niye? Çünkü kariyer yapmak istedi. Kariyer yapmak isteyince de çocuk yapmak istemedi. Adamlar da onu istemedi. Aman aman arama. Ben kariyer değil, torun istiyorum. Siz ne arıyorsunuz bakalım böyle? Semih'e kız arıyoruz evlenmesi için. Heh, çok iyi yapıyorsunuz. Ben de tam bunu söyleyecektim.
Babası da bizim yanımızda. Artık hiç kaçarı yok bu işin. Yalnız iyi aile kızı olsun. Sizin gibi evinde otursun kocasının başında. Çalışmasın. Çalışanlar iyi aile kızı olmuyor mu yani baba? Oluyordur. Ama gene de siz çalışmayan birini bulun. Hemen evlendirelim. Vallahi Semih öyle hiç zorla evlenecek birine benzemiyor. Merak etmesin. Ben benzetirim. Baba, ben evliliğe hazır değilim. Henüz kariyerimi bitirmedim. Ya madem kariyerini bitirmedin, niye Almanya'ya dönmüyorsun? Parlak kariyerime son noktayı Türkiye'de koyacağım. Geçen gün sizi dinledim. Söylediklerini hiç tasvip etmedim. Ben de etmedim baba. Evli insanları aşağılıyor. Onları hor görüyor, hakir görüyor. Sen susar mısın abiciğim? Senin bir yuva kurman lazım Semihciğim. Yoksa böyle serseri mayın gibi nereye kadar kardeşim? Değil mi baba? Hem bak evli erkekler bekar erkeklere göre daha uzun yaşıyorlarmış. Bu genç yaşında ölüp babama evlat acısı çektirme Semihciğim. Aslı evli erkekler daha az yaşıyormuş. Kalp, tansiyon, şeker hep onlarda. Annem bir kız bulmuş. Yarın görüşün, tanışın, konuşun. Olsun bitsin bu iş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Anlaşıldı baba. Sen ne sırıtıyorsun orada? Ağustos böceği. Daha iş bulamadın mı? Bulamadım baba ama en yakın zamanda halledeceğim. Oh ne güzel. Köfteci yandı, beyimize gün doğdu. Ne güzel değil mi böyle işsiz güçsüz oturmak? Yarından tez yok, iş bulacaksın. Yarın mı? Evet, yarın. Belki yarından da yakın. Kadir sen neye bakıyorsun öyle iki saattir? İş ilanlarına bakıyorum Hülya. Buldun mu bari bir şey? Hayır Hülya. Bu işlerin hepsi benim yetenek, kabiliyet ve yapabiliteme iki numara küçük. Öyle deme Kadir. Biliyorsun ev tutmamız lazım. Burada böyle sığıntı gibi. Ne yapayım Hülya? Bana göre iş yok işte. Ben öyle başkalarının emrinde çalışamam. Yapım müsait değil. Ben patron ruhlu doğmuşum. Patron doğmuşum Hülya. Başladın yine büyük büyük konuşmaya Kadir. Ver o zaman ben kendime bir iş bulayım. Ama kalbimi kırıyorsun Hülya. Ben bir iş kurmadan sen işe mişe giremezsin. Niyeymiş o? Baban canını okur diye mi? Ne alakası var canım? Bak Kadir, dükkan hayalleri kuracak kadar paramız yok. İkimizin de bir an önce maaşlı bir işe girmesi gerekiyor lütfen. Tamam Hülya, tamam. Hallederiz. Kardeşim, olur mu 200 milyon ya? Asgari ücretten bile daha düşük ya. Bak kardeşim, benim geçindirmek zorunda olduğum bir karım var, kızım var, annem var, babam var. Sıkıysa gel sen geçindir 200 milyona ya. Hadi koçum hadi. Benim gibi kalifiye bir elemana 200 milyoncuk teklif etmeye utanmıyor musun sen? He? Tamam kardeşim, tamam. Hadi işine. Hadi, hadi bakalım. Allah Allah ya. Bu böyle olmayacak baba. Benim kendime bir yer açmam lazım. Baksana komik komik paralar teklif ediyorlar ya. Ver ver. Ben sana iş bulurum. Bunlar ne baba? Sebze fidesi, bahçeye ekeceğim. Bahçeye ekeceksin. Evet bahçeye ekeceğim. Çok mu şaşırdın? Yok. Ne şaşıracağım? İstediğin yere ek baba. Zaten atalarımız ne demiş? Ne ekersen onu biçersin. Yani sağ olsun lan. İki tane oğlum var. İkisi de babasının cebinden yiyor. Bari sebzeyi ucuza getirelim. Bugün işte batacağız. Ne zaman gelecek bu kız? Birazdan gelir anne. Semih nerelerde? Yukarıda odasından çıkmıyor. Babası dün kızdı da. Niye? Evlenmek istemiyor diye. Ay inşallah Aysel'i beğenir. Aa, niye beğenmesin? Biraz topluca bir kızdı. Ama ben de 5-6 senedir görmüyorum. Belki rejim hep zayıflamıştır. Buyurun. Merhaba, ben Aysel.
Aa, merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Hülya abla yok muydu? Burada, ben alayım üstünüzü. Çantanızı da alayım. Siz buyurun geçin. Buyurun geçin, rahatınıza bakın. Hülya! Hülya! İyi günler. İyi günler kızım, hoş geldin. Buyur, otur bakalım. Ay hoş geldin Aysel'cim, hoş geldin. Hoş bulduk Hülya ablacığım. Hoş geldin kızım. Helifenlerin çok olsun. Otur kızım, otur yavrum. Sen gel benimle. Ben Semih'i çağırsaydım dedi baba. Uzatma, yürü. Zamanı gelince çağırırlar, hadi. Peki baba. Emine teyze nasıl Aysel'cim? İyi Hülya abla, selamları var. Aleyküm selam. Baba, bence Semih bu kızla evlenmek istemez. İstersen sen biraz daha zorla, biraz daha ısrar et. Ya bırak Semih'i filan sen. Çık dışarı, bir kürek bul, çabuk bahçeyi belle. Bahçeyi mi benim? Ben mi? Yok babam, tabii ki sen benleyeceksin. Baba ben ne anlarım çapadan, mapadan, ekimden, biçimden. Ben köylü müyüm baba? Hayır, sen köylü değilsin. Sen beceriksizsin. Ya köylü dedin anam, hiç olmazsa çalışıyor. Sen ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun? Sürekli işten kaçıyorsun. Uzatma, bahçeye çık. Hadi. Tamam baba, tamam, tamam. Sinirlenme, gidiyor. Bana bak, seni işe alırım. Ama güvenlik görevlisiyken yaptığın gibi bir uyurken yakalarsam kapının önüne koyarım ona göre. Merak etme patron, merak etme, uyumam. Ha, göreceğiz. Patron, bu işten kaç para alacağım? Hemen parayı soruyorsun. Rafi'cim, alacağım para destekleme alımlarına bağlı. Yürü şimdi doğru bahçeye. Babama ben çalışmak istedim diyeceksin, tamam mı? Tamam. Ben sana yapacaklarını göstereceğim. Tamam. Takip et beni, gel. Rafi, ha? Bir bardak su ver şuradan. Dilim damağım kurudu, öldüm yorgunluktan ya. Tamam patron. Ya soğan falan da ekmek lazım patron. Bir sürü yer var be. Ne soğanı be? Ne soğanı? Ben nasıl kurtulurum diye bakıyorum, sen soğan ekelim diyorsun. Şebelek. Ne güzel işte patron, hormonsuz sebzeler yiyeceğiz. Hadi oradan be. Ne dedin sen Rafi? Hormonsuz. Tabii ya. Tabii ya. Her şey hormonlu olduğu için hormonsuz yiyecekler acayip pahalı. Aferin be Rafi. Kedi oğlu bir fare tuttun. Galiba yırttık çak. Nasıl yırttık? Bak şimdi Rafi, organik tarım işine gireceğiz. Önce kendi bahçemizi ekeceğiz. Sonra ürünlüğü kaldıracağız ve daha fazlasını tekrar ekeceğiz. Sonra yeni topraklar alacağız. Önce yurt satına yayılacağız. Sonra Avrupa'ya açılacağız. Avrupalılar bizim hormonsuz yiyeceklerimize bayılacak. Paraya para demeyeceğiz Rafi. Var ya patron, Dombili çok pişman olacak. Olacak tabii. Üç tel saçı var, onu da yolacak. Ne oldu dede? Üzgün müsün? Yok kızım, yok. İyiyim, iyiyim. Deden paraları nereye koyacağını düşünüyor Ceren. Kadir, nereden çıktı bu organik tarım falan? Sen ne anlarsın tarımdan? Tarım dediğin nedir ki Hülya? Ekiyorsun tohumu, veriyorsun suyu, sonra toprak onu büyütüyor, geliştiriyor, sana geri iade ediyor. Taş atıyorsun da kolun mu yoruluyor? Patron, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Dombili bize katılmayarak çok aptallık etti be. Bu iş var ya, çok iyi para kazanacağız. Rafi'cim, onda vizyon yok, vizyon. Bir insanda vizyon olmalı. Hadi hayırlısı. Sağ ol anne. Ürettiğim ürünler önce İstanbul meyve ve sebze halinde nam salacak. Sonra ben Avrupa'ya açılacağım. Ben Avrupa'yı organik domatese boğacağım. Bak Kudret, oğlunun hedefleri ne kadar büyük. Maşallah. Amcan nerede baba? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Zaten amcanın ne yaptığını kim biliyor ki? Bir gün var, bir gün yok. Kim bilir şimdi kimlerle nerede neler yapıyordur. Değil mi baba?
Nesi var bunun? Vallahi bilmiyorum anne. Baba, sen tavuk işini merak etme. O işi ben hallederim. Sen mümkünse traktörü ayarla. O daha çok makbule geçer. Nasıl gidiyor bitki işi çiftçi Kadir? Hiç iyi gitmiyor Hülya. Şu bitkilere bak. Cücük gibi. El ufak bir gelişme yok ya. Daha dur Kadir. Dün ektiniz. Ya iyi de bugün bari biraz büyüselerdi. Bunlar bu hızla giderlerse iki ayda zor olgunlaşırlar. Bekleyeceksin Kadir. Tarım işi sabır işidir. Ama bunlar benim fizibilite raporuma göre davranmıyorlar Hülya. Ağır davranıyorlar. Bana bakın. Bu şekilde davranırsanız Avrupa'ya gidemezsiniz ona göre. Aklınızı başınıza devşirin. Ay baskı yapma bitkilere Kadir, baskı yapma. Yaparım. Of anne, of anne. Ah düştüm anne, düştüm. Rafi bahçede tavuk kovalıyordu. Ben de tavuk kovalarken ayağının altında mı ne oldu? Ah bana çarptı, ben de abimin kazdı. O çukurlardan birinin içine düştüm anne, belim. Ah canım, bileyim. Doktora gidelim. Ah yok anne, o kadar da gerek yok doktora falan. Allah aşkına bırak. Ben sana bir çorba yapayım o zaman. Şu anneme bak ya. İyi ki doktor falan değil. Reçeteye bile çorba yazacak. Ah. Ben bakarım babacığım, ben bakarım. Merhaba Sevinç'ciğim. Hoş geldin Sinan abi. Kusura bakma üstünü alamayacağım. Sen ası ver tamam. Al. Ben asarım. Ay çok şey oldu. Daha bu sebzeler gibi Hülya. Bir milim bile büyümemişler ya. Ay daha dün aldınız Kadir, nasıl büyüsünler? Bir şans tanı hayvanlara. Ya bu tavuklar her gün yumurta vermezler mi? Bizimkiler niye vermiyor? Yoksa kaytarıyor mu bu sahtekarlar? Akşama bekleyelim bakalım. Daha ortama alışamamışlardır. Bekleyemem Hülya. Bu tavukların acilen yumurtlaması lazım. Ben daha o yumurtaları satıp tohum alacağım ya. Ay Kadir'ciğim azıcık bekle diyorum. Acele etme. Hayır. Bekleyemem buraya. Azıcık hormon mu kullansam acaba? Bu iş böyle olmayacak. Peynir. Domates daha. Günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın. Yumurtalarımız da geldi. Taze taze. Sabah güneşten kendi ellerimle topladım sıcacık. Üf ya, babam üretiyor diye bir aydan beri yumurta yiyoruz. İtiraz istemiyorum Ceren. Bundan sonra her şeyi taze taze yiyeceğiz. Akşam da Erman Hoca tavuğu var. Erman Hoca tavuğu mu? Ha? Kadir tavuklara Erman Hoca tavuğu diyor. Hormonsuz ya, o bakımdan. Nereye gitti o sabah sabah? Ha geldi. Traktör almıştı. Onu teslim almaya gitti baba. Traktör mü? Hangi parayla almış traktörü? Kredi aldı baba. Bahri, bu senin oğlun var ya, hiç adam olmayacak be, hiç. Bak şimdi de bankadan kredi almış. Ne 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 ne. Ne olacak bu traktör? Bahçeyi süreceğim baba. Kürekli olmuyor artık. İşletmemiz bayağı gelişti. Hele o krediyi bir ödeyeme. O zaman görüşürüz seninle. Ödeyeceğim baba, ödeyeceğim. Biliyor musun anne? Ben bu hayatı çok sevdim. Galiba Kadir'e tekrar aşık oluyorum.
susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Elinden bir tas su içmez olaydım. Yolun düştü köyünüzden geçmez olaydım. Gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım. Yolum düştü semtinizden geçmez olaydım. Gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım. Çeşmenin başına bir güzel inmiş, eğilmiş zülfünü suya düşürmüş. Mevlam bu güzeli kime yar etmiş? Gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım. Daha dur Hülya, bunlar ne ki? Buyur babacığım. Sağ ol. Afiyet olsun. Oğlum tamam, bahçe büyük de traktör gidecek kadar değil ki. Niye aldın o traktörü? Birkaç dönüm yerden almayı düşünüyorum da baba. Şurada ileride bir köy var, henüz pazarlık aşamasındayım. At alır mıyız baba? Alırız tabii kızım. Arap atı alırız, İngiliz atı alırız, Alman atı alırız. Her ülkeden, her ilden çeşit çeşit at alırız. Yaşasın. Ay ne güzel. Aynı Dallas gibi. Öyle değil mi Kudret? Bana bak. Sakın ceyarlık yapma. Annen hatırlar. Ceyarı hiç sevmezdi. Merak etme baba. Ben Bobby Young ekolündenim. Yani iyi işler yapıyorum. Ne haber ufak? Hadi hadi. Patron koş, bir inek buldum. İnek mi? Nasıl inek? Ya bildiğin inek işte patron. Ah, nereden buldun ineği? Ya baş boş dolaşıyordu. Ben de aldım getirdim. Memelara fullsın dolu patron. Allah! Bir de ineğimiz oldu. Aferin lan Rafi. Demek ki bundan sonra süt ve süt mamulleri işine de girebiliriz. Hadi baba gidip sevelim. Sevelim kızım. Hadi millet kalkın. İnek sevmeye gidiyoruz. Yok, hadi. Hadi anne. Hadi çabuk Rafi, tamam. Göster çiğneyi bize. Hadi. Koş kız, yürü. Merhaba abla. Merhaba abla. Aa, hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Ablam boşanıyor biliyor musun? Boşanıyor mu? Ay ben boşanıyorum mu dedim Defne. Bu işin sonu boşanmaya gidiyor diyen sen değil miydin? Aynı şey. Boşanıyor musun İpek? Ne boşanması İpek? Anlat bakalım. Ablam eniştemi çocuk konusunda ikna edemiyor da. Böyle evlilik mi olur abla ya? Bir sene oldu bizimki bir karar veremedi. Ay bu Tankut da yani çocuksuz evlilik mi olurmuş hiç? Aslında evlilik de anlamsız ama neyse. Defne! Sen sus küçük cadı. Gel canım. Sen bana anlat. Buyurun. Ben Deniz, yandaki kırmızı konağın sahibiyim.
Aa, paltodan da belli oluyor. Buyurun komşu, nasılsın? Dur, kapıyı kapatayım. Bahçenizde neler oluyor acaba? Abimler ekolojik ve organik bir takım şeyler yetiştiriyorlar. Yani Erman Hoca tavukları ve Erman Hoca domatesleri gibi. Peki bundan Nasuh Bey'in haberi var mı? Nasuh Bey kim oluyorlar? Tarım Bölge Müdürü mü? Evet, kendisi bu evin sahibi. Şu an İngiltere'de. Saçmalamayın, ben bu evin sahibini tanıyorum. İngiltere'de falan da değil. Siz başka birini tanıyor olmayasınız. Ben Nasuh Bey'i yıllardır tanırım. Sadede gelsek? Sadede şudur. Nasuh Bey evinin başına gelenleri duyunca bunu hiç hoş karşılamayacak. İyi günler. İyi günler. Sakın aramayın Nasuh Bey'i. İngiltere bu. Çok yazar. Hayda. Ayağında kundura. Ayağında kundura. Abi bırak şimdi kundurayı pabucu ya. Bahçenin canını okumuşsunuz. Burası başkasının evi. Tamam koçum tamam. Parası neyse veririz, hallederiz. Ver Kadir ver. Burayı satın alalım. Buradan hiç taşınmayalım. Tamam. Bence hemen ev tutmanızda yarar var. Üstelik geniş bir ev olsun ki ben de gelebileyim. Şu anda taşınamayız birader. Ben bu topraklar üzerine çok büyük yatırımlar yaptım. Evet Semih, bizden taşınmamızı isteme. Biz burada çok mutluyuz değil mi Kadir? Fırtına korktuğunda etrafta olmamakta fayda var. İngiltere dediğin 3 saatlik yol. Vallahi işi bayağı ilerletmişsin Kadir. Ürettiğini satabiliyor musun bari? Evet. Gerçi henüz sent pazarı seviyesindeyiz ama giderek yayılan bir pazarlama ağı kuruyorum. Oğlum beni süt ve süt ürünleri müdüresi olarak atadı. Ne yapıyorsunuz? İnek mi sağıyorsunuz? Aa, nereden bildiniz? Ay, inanmıyorum. Ellerinizle mi sağıyorsunuz? Hayır, inek yolun karşısına ben uzaktan kumandayla sağıyorum. Tabii ellerimizle sağıyoruz. Vallahi Müjgan'cığım sen inanmıyorsun ama ben çok sevdim bahçeyi filan. Acaba biz de mi böyle bir işe girişsek? Vallahi tavsiye ederim Sinan abi. Kadir 2 tane domatesle başladı, şimdi traktörü var. Tabii borçla aldı. Vallahi Müjgan'cığım ben ciddi ciddi düşünüyorum bu işi. Yani bahçemizde şöyle bir inek dolaşsa fena mı olur? Taze taze süt içeriz. Ay saçmalama Sinan Allah aşkına. Ya Müjgan ne bakınıp duruyorsun? Sağsana şunu ya. Ben sağmam Sinan, sen sağ. Saçmalama Müjgan, ben elmaları toplayacağım. Lütfen sağ şunu, iş bölümünü bozma. Almıyoruz, istemiyorum. Ben sütü marketten almaya devam etmek istiyorum. Aman aman, tamam. Ben baktım. Ah. Hey millet, burada baba olacağımı duymayan var mı? Aa, sahi mi? Gözünüz aydın, çok sevindik. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, baba oluyorum. Of abla, of ne yaptık biz? Çok mu kaptırdı? Ya kaptırmak ne kelime? Keşke erken doğum olsun diye saçma sapan dualar ediyor. Daha neler? Yarın doktora gideceğiz. Ama doktorun bir şey söylemesine gerek yok. İpek tüm belirtileri görmüş. Test de pozitif. Düşünsenize sadece 8 ay falan kaldı. Benim içimden erkek geçiyor. Erkek olursa ismi hazır. Orange. Söyleyeceğim ben buna hamile olmadığımı. Aman boş ver söyleme. Doktora git, doktor söylesin. Of ya of. Yıkılacak şimdi. Ya ne oldu buna birdenbire? Bir anda çocuk delisi oldu. Kız olursa adı Tuval olacak. Bilmiyorum. Belki de kızın adını Orange koyarız. Erkeğinki Tuval olur. Ya da hepsini birden koyarız. Orange, Tuval, Gökova.
Yok, yok, yok. Ben hayatta söyleyemem abla. En iyisi yarın gidelim bir doktora, hamile olmadığımı o söylesin. Evet İpek, en doğrusu bu. Doktordan sonra da al buraya getir, biz onu yumuşatırız. Of, çok üzülecek ama. Ay, ay canım benim ya. Buyur anne. Hülya. Yarın ineği sen sağır mısın? Benim belim ağrıyor. Aa anne hiç sağmam vallahi. Ben tavuklardan sorumluyum. Merhaba abla. Hoş geldiniz. Gel canım. Artık ne olursun üzülme tavukçum. Hayırdır bir şey mi oldu? Bugün doktora gittik abla. Hamile değilmişim. Aa. Evet. Yanlış alarm. Tankut'cum. Tankut. Üzülme evladım. Daha gençsiniz. Yine olur. Evet Tankut. Yeter ki sen iste hayatım. Hem öyle testlere güvenip birdenbire sevinmen çok yanlıştı. Bu işin en doğrusunu yine doktorlar bilir. Hah, ben de onu diyorum. Niye benim lafıma güveniyorsun? Niye hemen havaya giriyorsun? İsmi bile hazırdı. Yine hazır dursun evladım. İstemiyorum! Tankut bak. Yalnız kalmak istiyorum. Tankut'cum, sana söylemedikçe içim rahat etmeyecek. Ben sana yalan söyledim hayatım. Evet. Yani hamileyim dersen nasıl tepki vereceğini merak ettim. İnanmıyorum. Çok özür dilerim hayatım. Hepsi benim hatam. Bu kadar isteyeceğini tahmin etmiyordum. Keşke gerçek olsaydı. Tamam. Tamam. Ağlama ne olur. Ağlamana dayanamam biliyorsun. Ne olur beni affet. Yani ben artık ne yaptığımı bilmiyorum. Tamam canım tamam. Tamam. Ne olur ağlama. Senin hatan değil ki. Geçti artık. Tamam. Ama neye sevindim biliyor musun? Senin içinde de böyle bir istek olduğunu görmek beni çok rahatlattı. Bilemiyorum İpek. Bilemiyorum yeşil gözlü. Yani o istek geçti sanki. Bu duygusal fırtınalar beni çok yoruyor. Ben öyle yeni bir fırtınaya hazır değilim. Tankut. Yeniden resimlerimin başına dönmem gerek. Tankut, Tankut buraya gel. Tankut. Bana bak Rafi Maranga efendi. O traktörü kullanmayı öğreneceksin anlaşıldı mı? Öğrenirim patron ne var ki kullanmaktan? İyi. Buyurun hemşer. Hani inek minek görmemiştiniz? İnek mi görmedik tabii ne ineği ya? O dışarıdaki inek ne? O inek şey açıklayabilirim hallederiz yani. Biz sizi şimdi halledeceğiz zaten. Yok yok. Bırak. Ya yavaş biraz canım açmıyorsun ya. Ay daha bir şey yapmadım Kadir. Sen adam olmazsın be. Sen adam olmazsın. Ya niye çalıyorsun el alemin ineğini? Ben çalmadım baba ineği. Rafi çaldı. Ben teslim edelim dedim. Yok dedi halledeceğim dedi. Siz var ya tam kapalıksınız ya. Helal olsun köylüye. İyi benzetmiş sizi. Aşk olsun baba. Buyurun. Semih kim? Kendisi burada değil. Kim arayalı? Bu evin anne böyle ha? Sen de kimsin ya?
Ben bu evin sahibiyim. Sahibi mi? Ne sahibi kardeşim? Biz bu evin sahibini tanıyoruz. Geldi bizden parasını bile aldı ya. O benim sahtekar genel müdürümdü. Ona devrettiğim bütün vekalet haklarımı kötüye kullanmış. Bu evi kiraya vermek gibi. Ne yani şimdi? Yarın sabah bu evi boş görmek istiyorum. Tavuklarınızı alıp hemen terk edin. Nerede bu Semih? Baba bak okumuş çocukları da kandırabiliyorlarmış yani. Ya siz ne biçim insansınız be? Ne biçim insansınız be? Nerede oturacağız şimdi? Çabuk. Çabuk gidip bir ev bulun lan. Çabuk gidip.